İşte okulda yeni bir gün. Sınıfa geçeyim bari. Ha? Ne yapıyorsunuz siz? Öğretmen geldi. Sürpriz. Doğum gününüz kutlu olsun. Aa, çocuklar. Siz bir harikasınız. Ama ne yapıyorsunuz böyle? Sizin resminizi yaptık. Oo, müthiş bir şey. Adeta aynaya bakıyorum. Bayıldım buna. Bu şimdiye kadar aldığım en iyi hediye. Peki bununla ne yapacağım? Çok mutlu oldum çocuklar. İşte bu. Ne yapacağımı biliyorum. Sadece bir banta ihtiyacım var. Bantı çizimin üstüne yapıştırıp sonra böyle kaldıracağım. Ne yapıyorsunuz? Buna bir tuval lazım. Burası en uygun yer. Burada çok güzel duracak. Çok şanslı biriyim ben. İşimi çok seviyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Bugün özel bir gün. Doğum günü kutlu olsun. Aa, teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Ama bunu hak ediyorsun sen. Ne acaba? Aa, en sevdiğim parfüm. Of, çok güzel kokuyor. Ha, belki de yanlış hediye seçtim ben. Bu ciddi bir hata olabilir. Aa, o da ne? Güzel değil mi? Bu bir taş, olmaz. Arkadaşın taşı işte. İyi ama bundan hediye olmaz ki. Azıcık bulsaydım belki olurdu. Bunu alıyorum. Ama ben şimdi ne yapacağım? Berbat bir hediye bence. Bir dakika, en iyisi ben yapayım bu işe. Bize boya ve bir sünger lazım. Taşı boyuyoruz. Sonra farklı renkler ekliyoruz. Oo, çok güzel oluyor. Ancak şimdi bunu daha da güzelleştireceğiz. Bununla taşımıza seviye atlatacağız. Buraya bir gökkuşağı ve biraz da bulut ekliyorum. Sıra son dokunuşlarda. Bu kadar yeter. İşte oldu. İşte harika oldu. Bak bakalım ne yaptım. Vay canına, müthiş bir şey yapmışsın. Hadi o zaman. İşte yeni hediye. Tam sırası, bunu yapabilirim. Doğum günün kutlu olsun. Ha, bir şey mi dedin? Bu nedir? Oo, çok güzel bir kız. Hey. Neler oluyor? Kendine gel. Of, çok garipti. Her saniyesinden keyif aldım. Sana bir hediye vereceğim. Aa, ne harika. Acaba ne varmış? Kutuyu aç da gör. Ne? Taş mı? Sen ciddi misin? Bana bunu mu aldın? Aa, çok güzel. Oo, rüyamı görüyorum ben. Çok tatlı biri. Çok komik. Bunu anneme söylemek için sabırsızlanıyorum. Güzel oluyor. Dikkatinizi verin çocuklar. Sizin yeni projeniz bu. Fare mi o? Başlayabilirsiniz. İyi şanslar. Aa, ciddi misiniz? Çok eğlenceli olacak. Hadi başlayalım. Peki o zaman. Pek de zor bir şey olmamalı. Bir dakika. Peki şöyle çizsem. Yok, olmadı. Aa, bu düşündüğümden daha zormuş. Ne yapacağım şimdi? Acaba... Hey, düşüncelerine dikkat et. Hey, kes şunu. Aa, bir şey gördüm. Şunu alayım hemen. Oh, aldım işte. Bu işime yarayabilir. Ah, bana bir şey daha lazım. Evet, bu işe yarayabilir. Vay canına, şunlara bak. Hey, huhu. Şuna bak. Ne yapacağım bunları? Kafam çok karıştı. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Biraz yardım etsen. Bunların kenarlarından çiz. Aa, bir deneyeyim. Bana şans dile. Umarım işe yarar. Aa, bir dakika. Şimdi ikisini birleştir. Aa, peki. Madem öyle diyorsun. Bir dakika. Bir şeylere benzemeye başladı. Oh, harika. Tebrik ederim seni. Süre doldu. Tada. Bir bakayım. Bence beğenecek. Çok iyi. Not verme zamanı geldi. Lütfen iyi not verin. Aa, çok gerginim. İşte tamamdır. B mi? Peki. Aa, aldım ben. Vay canına, çok iyi. Şimdi iki yaramaz kızın yapması gereken bazı işler var. O halde oyunlar başlasın artık. Aa, bu eğlenceli görünüyor.
Neyse ki elimde tam gereken malzemeler var. Hı hı. Hadi parti başlasın o zaman. Oh, ne güzel. Pürüzsüz bir şekilde yayılıyor. Gel bakalım ufaklık. Şimdi kımıldamıyorsun. Bak bir böcek. Aa, yakaladım. Kendini komik mi sanıyorsun sen? Anne kolay kandırdım. Sanırım bununla bir şeyler çıkarabilirim. Şunu izle. Siyah üzerine beyaz her zaman güzel görünür. Gördün mü? Şimdi eğlenceli detaylara geçelim. Bunun ne olduğunu tahmin edebilir misin? Sana bir ipucu vereyim. Çok ürkütücü değil mi? Molly bak. Ne var? Korktun mu? Hey, sadece şaka yaptım canım. Bir şey yok. Bunu parmaklarınla yapabilir misin? Sanırım yapabilirim. Şimdi ne oluyor? Evet anladım. Bir anda ilham geldi bana. Sadece bütün noktaları birleştiriyoruz. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Çok güzel oluyor. Şimdi renklendirelim. Ne kadar çok renk o kadar iyidir. Kırmızı bir kalp her zaman güzel olur. El için bu 5 tonunu kullanıyoruz. Öncelikle ana hatları belirliyoruz. Güzel oluyor. Yalnız bu renklendirme işi biraz sabır gerektiriyor. İşte oluyor. Daha koyu bir tonla gölgeleme yapıyoruz. Ve son olarak ana hatları koyu renkte çiziyoruz. Harika olmadı mı? İşte gerçek bir sanat eseri bence. Bitirdim. Çok güzel oldu değil mi? Vay canına, hiç fena değil. Bana ilham verdiğin için teşekkür ederim. Arkadaşların buna inanamayacak. Bak bu ilk meydan okuma. Hadi başlayalım. İçimde iyi bir his var. Vay canına, ne kadar çok renk var. Bu şimdiye kadarki en güzel günüm. Öyle değil mi? Ha? Bu da ne? Bu oraya nasıl geldi? Sanırım taksam iyi olacak. İşte buna yarıyor. Hiçbir şey göremiyorum. Barbie. Umarım sensindir. Sana yardım edeceğim. Tam bir centilmen. Kim söyledi onu? Kalemleri buldum. Hangi renkleri seçtiğimi hiç bilmiyorum. Bunu eğlenceli yapan da bu. Herhalde bu kadar yeter. Göz maskelerini çıkarabiliriz. Buna çok memnun oldum. Sen ne aldın? Hadi öğrenelim. Daha iyisini yapabilirdim. Şunu görüyor musun? Kuralları ben koymuyorum. Tamam, şu işi bitirelim. Hazır mısın? Başla. Saçla başlayacağım. Bunun için sarı kalemi kullanacağım. Benim çizimim kızıl saçlı olacak. Hata yapmak istemiyorum. İyi gidiyor. Eğleniyorum. Çok rahatlatıcı. Bunu daha sık yapmalıyız. Yeni erkek arkadaş ve kız arkadaş olarak mı? Yavaş ol arkadaşım. Hala birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Bu adam uzaylıya benzeyecek. Güzel renkler seçtiğim için mutluyum. Artık yüzünü boyayabilirim. Sanırım işim bitti. Ben de bitirdim. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. Şaka yapıyorsun değil mi? Asıl bu bir sanat eseri. Her neyse. Neler oluyor? Bilmiyorum. Bu çok tuhaf. Harika görünüyorsun. Gerçekten mi? Çok tatlısın. Sen de kusacak gibi görünüyorsun. Bu bir dakika. Ne dedin sen? Ben yeşil olmuşum. Elbisene bayıldım. Ona bir baksana. Aslında bence farklı ayakkabılar denemeliyiz. Bu içecek çok lezzetli. Evet, mavi bu kıyafeti gerçekten tamamlıyor. Başka bir meydan okuma. Bu zor olabilir. Biraz düşünmem gerekecek. Pipetim yerinde durmuyor. Böyle daha iyi. Düşünmek insanı susatıyor. Bir dakika. Bunu kullanabilirim. Önce bir kalp çizmem gerekiyor. Çok renkli bir kalp yapacağım. Bu da son kısmı. Şimdi pipetime ihtiyacım var. Pipetle yavaşça üfleyeceğim. Boya kağıdın üzerine yayılacak. Bunun her yerine yapacağım. Sonra kalbin içine bazı ayrıntılar ekleyeceğim. İlk göz çiz diyorum. Bir de mutlu bir gülümseme. Hadi yanakları da pembe pembe olsun. Burada işim bitti. Hey Barbie. Ne güzel ayakkabılar. Ne oldu? Nasıl buldun? Bir kalp yaptım. Vay canına, mükemmel olmuş. Bu çok sevimli. Senin için yaptım. Bu tuhaf oldu. Justin'e verecek bir şeyim yok. Ne yapacağım ben? Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Bebeğimin ayakkabıları. Bunlar günü kurtaracak. Küçük bir tuvale ihtiyacım var. Üzerine bir kalp çizeceğim. Sonra ayakkabıları üzerine yerleştireceğim. Onları sıraya dizeceğim. Kalbi tamamen kaplamalıyım.
Bunun için farklı renkli ayakkabılar kullanacağım. Bu da sonuncusu. Gökkuşağına benzedi. Baksana Justin. Beğendin mi? Ağlamayacağıma dair kendime söz verdim ama elimde değil. Öyle tatlı ki. Bunu hayatım boyunca saklayacağım. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye. Aa, sen yok musun? Bir kez daha çevirmeye hazır mısınız? Oo, merdiven çıktı bakın. Bu ilginç olabilir. Sadece şu lazım. Kate, cetvelimi kullanamıyor muyum? Sorun değil. Of ya, merdivene benzer bir şeyler çizebilirim herhalde. Acaba Kate ne çiziyor? Oh, bu şaka mı? Kesinlikle bundan daha iyisini yapabilirim. Ve burada bütün olay açıların sihrinde. Ve tabii birkaç dikkatlice yerleştirilmiş çizgide. Kalemleri bırakın hanımlar. Ne düşünüyorsunuz? Ay, neyse. Ya benimki? Bittiğinden emin değilim. Haklısınız. İkiye katlamalıyım. Katladım. Ve böylece 3 boyutlu hale geldi. Evet. Ay canına. Şimdi bakalım ne kadar sağlamlarmış. Ha? Orada çok fazla rüzgar var ama. Ay canı yanmıştır. Bakalım seninki dayanacak mı? Hey, başarıyor. Aferin Eva. Bunu yapmak hoşuma gidiyor. Oh, karnım gurulduyor. Bir atıştırmalığa ihtiyacım var. Neyse ki hazırlıklı geldim. Bir sandviç yapacağım. Aa, gerçekten mi? Hey, burada çalışmaya çalışıyorum. Aa, şuraya bakın çocuklar. İşte bir sonraki meydan okumanız güzel bir gökkuşağı. Ah, bu eğlenceli görünüyor. Ben sandviçimi bitireyim. Şu renklere bak. Sana ne dedim? Şunu başka bir yerde yap. Ah, peynir. Bekle. Plan ortaya çıkıyor. Hadi işe koyulalım. Peyniri bir kaseye boşaltacağım. Birazını sonra saklayacağım. Şimdi gıda boyası ekliyorum. İyice de karıştıracağım. Peynirin renginin değişmesini istiyorum. Of, mavi peynir oldu. Bir avuç alacağım. Ekmeğin üstüne koyacağım. Ve başka renklerle de peynirler hazırladım. Ah, şuna bak. Üstüne bir dilim daha koyalım. Üstüne de kedi şeklinde bir folyo koyuyorum. Kaseleri sütle dolduruyorum. Sonra hepsine gıda boyası damlatacağım. Bu karışımları boya olarak kullanacağım. Hepsini karıştırıyorum. Sanırım hazır. Bunları ekmeğin üzerine sürelim. Peynire uygun olması gerekiyor. Sonra folyoyu çıkarabilirim. Vay canına, tahmin ettiğimden daha iyi. Hepsi benim. Cidden mi? Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Bana da versene. Dikkat! Ortalığı batırıyorsun. Hey, şunu görüyor musun? Aa, benim hatam. Ama bana ilham verdi. Kağıdı renklendirmeye başlıyorum. Gökkuşağı renklerini kullanacağım. Şimdi bir kaleme ihtiyacım var. Bir tek boyunuzla çizeceğim. Ama merak etme, bununla kalmayacak. Bugüne kadar gördüğün en sihirli tek boynuzlu at olacak. Sonraki kısımda siyah bir kalem kullanacağım. Tek boynuzlu atımı doldurmak istiyorum. Bir silüet oluşturacağım. Gökkuşağının üstünde harika görünecek. Aa, şuna bir baksana. Şahane oldu. Bununla gurur duyuyorum. Zaman doldu. Hiçbir şeyden pişman değilim. En azından ben resmimi yemedim. Aferin Jasmine. Büyük hayal kırıklığına uğradım. Demek ki ben kazandım. Ama çok lezzetliydi. Sanat güzeldir ama bazen de çirkindir. Veya kafa karıştırıcı. Veya bazen de iyi gelir, değil mi? Bu ne ya? Bak, resimdeki yüzünün aynısını yapıyorum. Bu çok saçma. Şunları bakın hele. Kendinizi çok iyi bir şey mi sanıyorsunuz? Aa, resim canlandı. Size sanatla alay etmeyi gösteririm. Hey, ne? Buraya nasıl geldik? Rengarenk olmuşuz. Kim resimlerdeki insanların böyle bir şey yapabileceğini düşünürdü ki? Biliyor musun? Bu çok hoşuma gitti. Harika görünüyorum. Vay canına, ben de, bu müthiş. Hey, dikkatinizi bana verin bakayım.
Sanat dünyasına hoş geldiniz. Meydan okuma zamanı. Önce resim meydan okuması. Oo, çok heyecan verici. Hadi bunu yapalım. İşte ilk resim meydan okumanız B harfi. Oo, evet, kesinlikle anladım. Ben neler yapıyorum görene kadar bekle. Bu B harfi akıllarını alacak. Hey, Madison, ne yapıyorsun öyle? Bir sürü çizgi çiziyor. B'ye benzemiyor hiç. Hadi şu meydan okumayı kazanayım. Bitti. Mükemmel oldu. Bak Madison, mükemmel bir B çizdim. Evet, güzelmiş. Ay, burası da ne tozlu. Hapşır! Resmim. Hapşırımdan uçtu. Nereye gitti ya? Ve niye geri dönmedi? Ay! İşte geldi. İğrenç. Sanat eserim mahvolmuş. Annie, o nasıl resim öyle? Berbat bir şey. Bir de Madison'ın çizimine bakalım. Oo, çok güzel. B harfim bir A alıyor. Madison, bunu nasıl yaptığını göstersene. Tabii. Sola uzun bir çizgi, sonra da şöyle 8 tane kısa çizgi. Bunları karelere dönüştür. Son yaptıkların açılı olmalı. Şimdi 3 tane daha açılı çizgi eklemeliyiz. Şimdi çizgileri şöyle birleştirmeliyiz. Alt ve üst çizgileri ve iç çizgileri de ekleyelim. Son olarak kurşun kalemle biraz gölge yap. Pamuklu çubuk bunu dağıtmaya yardım eder. Gölgeleme yaptığın her yere bunu uygula. Bayağı iyi görünmeye başladı. Ve bitti. Kolay değil mi? Acaba sırada ne var? İkinci meydan okuma sevginin resmi. Harika olacak, ben hazırım. 3 kalemi aynı anda kullanacağım. 3'ünü de aldım. Aynı anda 3 çizgi çizeceğim. Şimdi kurşun kalemle üst kısma gölge yapıyorum. Ve yine pamuklu çubukla dağıtıyorum. Ah evet, harika görünüyor. Kalp nasıl çizilirdi? Aa, buldum. Yok, bu işe yaramaz. Belki de yok, o da olmaz. Bir dakika, yardım isteyeceğim. İyi ki yardım düğmesini yanımda taşıyorum. Basayım da yardımı bekleyeyim. Evet, o bunu halleder. Selam havalı sanatçı. Lütfen meydan okumam için resim yap. Bir kalp çizmemiz gerekiyor. Ha evet, anladım, kolay görünüyor. Kalp sevgi demek. İngilizce sevgi, yani love yazıyoruz. Şimdi şuraya bir daire, buraya da bir tane. Şimdi bunu bir başyapıda dönüştüreceğiz. Her harf bir el olacak. Kolları unutmayalım. Şimdi tekerlek çizer gibi dairenin içine çizgiler çizelim. Ve tabii vücutları da çiziyoruz. Resmi iyice güzelleştirmek için saçları da ekleyelim. Giysilerin kalınlığını da unutmayalım. Etekleri mesela. Ve de bacakları. Şimdi giysileri süsleyelim. İşte bu kadar, sevgi kağıdın üstünde. Vay canına. Aa, bravo, bravo. Çok teşekkürler. Rica ederim. Artık işime dönmeliyim. Ne? Ama bu haksızlık. Annie'nin resmi harika oldu. Benimkini güzelleştirmek için sanırım ben de yardım almalıyım. Ah, acaba bana kim gelecek? Aman tanrım, bu inanılmaz. Yardıma bile Eilish geldi. Evet, benim. Selam. En büyük hayranım benim. Peki, çok hoş, yardım edeyim. O gerçekten Billie Eilish mi? Olamaz, bu o, gerçekten o. Al bakalım, gittim. O gerçekten Billie Eilish olduğuna inanamıyorum. Ben de, müthiş. Hadi çalışmalarımızı gösterelim. Bir dakika, bütün yaptığı bana imzasını vermek mi? Bu harika, en güzel sanat eseri. Oh, Billie Eilish. Aa, aldın Madison. Oh, çok güzel bir sevgi konsepti Annie. Kelebeğe bak. Çok güzel değil mi? Bir sonraki meydan okumanıza hazır mısınız? Hızlı davransanız iyi edersiniz. Artık kanatlarınızı açıp yaratıcı olmanın zamanı geldi. Hey, uyan hadi. Meydan okumamız belli oldu. En azından ben hazırım. Ve ne yapacağımı da iyi biliyorum. İşte olay bu. Bu kelebek ne büyükmüş.
Ama hala yapmamız gereken bir sürü iş var. Buna sadece çizim için ihtiyacımız var. Kurşun kalemle kenarlarını böyle çiziyoruz. Şimdi artık eğlenceli kısmı geçebiliriz. İyi de aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Hey, bu nasıl olur acaba? Evet, bütün renkleri kullanacağız. Dış hatları siyahla çizip diğer renklerin öne çıkmasını sağlıyoruz. İşte böyle. Bak, neredeyse uçup gidecek gibi görünüyor. Harika. Şimdi sıcak renklerde sıra. Bir sonraki gelsin. Bunu yapmak çok eğlenceli. Buraya da biraz pembe sürelim. Yani benim en sevdiğim renk. Pembenin yanında mor ve maviyi de çok severim. Yalnız dikkatli davranıp çizgiyi aşmıyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi farklı bir şey deneyelim. Zinciri siyah çizgi boyunca resmin üstüne seriyoruz. Ve sonra yavaşça aşağı doğru sürüklüyoruz. Bak, tüm renkler birbirine böyle karışıyor. Siyahın bıraktığı izler de harika görünüyor. Sence de öyle değil mi? İşte bitti. Muhteşem olmamış mı? Ne? Bence... Ne muhteşem bir gece. Sen her zaman doğru şeyler söylüyorsun. Seni çok seviyorum. Aha, çok naziksin. Aa, öyle mi gerçekten? Ne muhteşem gözlerin var. Ha? Burada neler oluyor? Kelebek mi o? İlginç. Ne yapabilirim ki ben? Aa, buldum. Umarım ürkütücü kelebekleri seviyorsunuzdur. Ben seviyorum doğrusu. İşte oldu. Hiç fena değil. Şimdi dış hatlarını en sevdiğim renk olan siyahla çizeceğim. İşte resmim ortaya çıkmaya başladı. Her saniye daha da ürkütücü oluyor. Şimdi de içini dolduralım. Bu gözlerin daha çökük görünmesini sağlayacak. Bence tek renk gibisi yok. Bu renkle çalışmak içimi ısıtıyor adeta. Hey, neredeyse bitirdim. Yalnız bu kısımlar biraz zor. Ama daha iyi gidiyoruz bence. Sanırım yeni bir kaleme geçsem iyi olacak. Hadi, az bir şey kaldı. Bu kısmı da hallediyoruz. İşte oldu. Bu iş böyle yapılır. Sonuçta ikisi de kelebek. İlginç. Ah, gözlerim. Ay, çok parlak. Üzgünüm, geç kaldım. Of. Ah, merhaba. Evet, geldiğim fark ediliyor. Ah, merhaba. Işık yok mu? Burası çok karanlık. Ah, daha aydınlık olsun lütfen. Ah, hayır, olmaz. Kapat. Hayır, daha da aç. Karanlık. Aydınlık. Hadi ama. Hayır. Ah. Bir dakika, biz neredeyiz? Boyu bir portakal. Bakınca anlaşılıyor. Aa, vay canına, şuna bak. Hey Madison, bunu görmelisin. Hayır, uyuyorum. Tamam, günü uyuyarak geçir. Aha, işte kağıdım burada. Ay, olamaz. Yazık oldu. Aa, ama belki de aksilik işime yarar. Önemli olan süreci nasıl idare ettiğindir. Şu pastel boyayı görüyor musun? Onu parmağınla kağıda yay. Sarı kısmı unutma. Şimdi yeni bir parça ekle. Ve aynı şeyi yap. Mükemmel oldu. Sıra bulanıklaştırmaya geldi. En iyisi bunu dairesel hareketlerle yapmak. Gerçekten güzel bir şekilde yayılıyor. Şimdi kağıda kaldır. Bunu yapmaya devam edelim. Bu pastel boya biraz daha koyu. Burada renkleri birbirinin üstüne getirebilirsin. Tahmin ettiğin gibi yine yayıyoruz. Sıcak bir ton. Mesela turuncu rengi kullanalım. Yukarıda yarım bir daire oluştur. Altındaki sarıyla karıştır. İki renk güzelce karışsın. Detaylar oluşturmak için siyah bir kalem kullan. Kuşlar, ağaçlar ve benzeri şeyler işte. Bak, ne kadar da harika görünüyor. Küçük bir kayık bile yapabilirsin. Kürek çek küçük adam. Çok sevimli oldu, öyle değil mi? Benimle aynı fikirdeysen baş parmağını kaldır. Teşekkürler. Çok mutluyum.
İyi geceler. Tamam, bu kadar yeter. Şekerleme bitti Madison. Ne? Ah, öyle harika bir rüya görüyordum ki. Bana ilham verdi. Sadece biraz hazırlık yapmam gerekiyor. Harika. Şimdi biraz renklendirelim. Her bölümde farklı bir pastel boyayla. Hatta bir bölümde iki ya da üç renk kullanabilirsin. Bugün tamamen mavi tonları kullanıyorum. Devam et, harika görünüyor. Sırada ne var biliyor musun? Boyayı yayma. Ama bu sefer bir pamuklu çubuk kullanabilirsin. Tabii sabırlı ol, biraz zaman alıyor. Ama kesinlikle buna değecek. Şimdiden şahane görünüyor. Tozunu üfleyelim, bandı da çıkarıyorum. Ama henüz bitirmedim. Şu boş yerler var ya, onlara da benzer bir yöntem kullan. Ve karışıma pembe rengi ekle. Sonra yine yaymaya başla bebeğim. Neredeyse bitti, devam et. Artık bantı çıkarabilirsin. Beyaz bir keçeli kalem kullanarak küçük parlayan yıldızlar yap. Hiller de yapabilirsin. Burada şablonlardan da faydalanabilirsin. Parmağını çalıştır. En altta turuncu rengi kullanalım. Aşağıdaki toprağı temsil ediyor. Şu mehtaba bak. Çerçevesi de muhteşem oldu. İşte bu kadar. Peki bunu beğenecek misin? İşte. Vay canına, muhteşem oldu. Hmm, ne güzel bir renk. Aa, şuraya da sürelim. Ha, bu bir kedi mi? Aa, ne tatlı. Aa, Işığa ne oluyor? Görmüyor musun? Makyajım için ona ihtiyacım var. Beni kör ediyor ama. Hey, bütün suyu döktün. Çok sağ ol. Aa, affedersin. Ay, olamaz. Peki bu kedi de neyin nesi? Gerçekten de çok tatlı. Bir de fırça var. Aa, bir dakika, harika bir fikrim var. Kediler kesinlikle favorim. Onları olabildiğince sevimli çizeceğim. Şu anda su gibi görünüyor ama beklemelisin. Çok iddialı bir resim olacak. Hala benimle misin? Güzel. Şurayı biraz renklendir. Su rengi biraz açıyor. Ve ona tüylü bir doku veriyor. Bunu her yerine yap. Çok güzel. Şimdi biraz doku verelim. Bu küçük çizgiler büyük bir fark yaratacak. Gerçi biraz sıkıcı ama şuraya da küçük çizgiler çiz. Kulakları için kırmızı rengi kullan. Ortaya çıkmaya başladı bak. Bir kedicikten esinlenen eserim. Beğendin mi? Gerçekten beğendin. Aa, ben ne yapabilirim? Elbette benzersiz bir şey olmalı. Önce kurşun kalemin ucunu kazıyıp kullanacağım. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Şimdi sıra pamuklu çubuğu kullanmaya geldi. Çubukla kurşun kalem tozunu yayacağım. Sadece dairesel hareketler yapmalısın. Küçük noktaların ardından gövdesi ortaya çıkıyor. Bu pamuklu çubuk sihirli bir şey. Kuyruğu unutma. Fazlalıklardan kurtul. Tüyler için kurşun kalem kullan. Sonra bıyıkları ekle. Ay, çok şirin. Nasıl buldun sen? Beğendin değil mi? Vay canına, harika. Değiş tokuş yapmak ister misin? Aa. Hey, burada ne var? Yoksa yepyeni bir gün mü? Parlak fikirler için yeni bir 24 saat. Vay canına, yeni malzemeler mi? Ah, bunun için çok erken. Ah, neyse. Burada neler oluyor? Ne var ne yok? Susadınız mı beyefendi? Aa, yeni bir yaprak. Bunu yapabilirsin ufaklık. Ah canım. Onu kırdım. Aa, Madison. Dur sana yardım edeyim. Onu sadece biraz daha güneş alması gerekiyor. Bu inanılmaz. O şeyi bana ver. Bekle, hayır, düşme. Tüh. Ne? Ama o yapraklar yeni çıkmıştı. Ne oldu? Aa, Madison. Şuna bak. Gördün mü? Vay canına, bir kelebek mi? Hey, bunlar sanki kanada benziyor. Bana bir ilham verdi. Yaprakları kullanarak bir kelebek yap. Beyaz bir keçeli kalemin var mı? Yapraklarını boyamak için onu kullan. Bu kısmı biraz zaman alabilir. Ama bittiği zaman yeni desenler oluşturmak için mavi rengi kullanacaksın. Biraz pembe, biraz da sarı. Beyaz renklerin öne çıkmasını sağlıyor. Siyahla daha çok çizgi çiz. Devam et.
Ona küçük noktalar ekleyebilirsin. Her saniye biraz daha gerçekçi görünüyor. Şu eğlenceli desenlere bak. Havalı değil mi? Onları kazıyorsun. Yaşasın. Kelebeğime bak. Beğenmedin mi? Aa, bu beni üzdü ama. Neyse. Ha, başka bir şey yapacağım. Yeni ve daha iyi bir kelebek. Bu sefer sulu boya yöntemini kullanacağım. İşte renk geliyor. Rengi doğrudan damlatabilirsin. Şimdi harika bir akma etkisi yarattı. Renk ekledikçe bu etki güçleniyor. Bu şekilde renk geçişli bir desen oluşturabilirsin. Güzel oldu değil mi? Bir gün batımı gibi. Ortasını siyahla boya. Daha sonra antenlerin üzerinden git. Mükemmel. Şimdi ona altın rengi bir çerçeve yap. Bu kanatları çok daha iyi gösterecek. Hem de ona biraz ışıltı verecek. Bununla benekler de yapabilirsin. Kalınlıkları değişen çizgilerle eğlenmene bak. İşte böyle. Çok güzel oldu. Çok daha gelişmiş bir desen oldu, öyle değil mi? Harika. Beğenilerin için teşekkür ederim. İşte bu senin olmalı. Aa, pompon gücü. Ne kadar da yumuşaklar. Bak. Harika. Ne çok renk var. Hey, sen hiç paylaşma diye bir şey duydun mu? Çok huysuzsun. Aa, öyle mi? Göreceğiz bakalım. Bir yarasa buraya nasıl girdi? Al sana. Hayır. Bu evi heba ettin. Benim hatam. Bununla ben ilgilenirim. Sadece onu yaymam gerekiyor. Macununa çok havalı. Kredi kartını bile boyayı yaymak için kullanabilirsin. Çok güzel. Şu eğlencelik çizgilere bak. Sanırım bu aksilikten de çok iyi bir sonuç aldık. Beğenileri yollayın. Aa, gerçekten mi? Daha da iyisini yapabilirim. Ama daha fazla renk tonu kullanmak istiyorum. Gökkuşağının tüm renklerini. Ve bir su hamlesiyle dikkatlice daldırarak kendine bir gökkuşağı yaratabilirsin. Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Ah, öyle muhteşem oldu ki. Ve hepsi bu kadar. Nasıl buldun? Beğendin değil mi? Bence çerçevelemeye değer. Acaba sıradaki ne? Buraya bakın. Üçüncü meydan okuma başladı. Aa, bu zor görünüyor. Yıldız çizmek zor olabilir. Bir dakika. Bu meydan okumanın bir bileşeni daha var. Oo, şapka. Bir dakika, bu şapkayla ne yapacağız? Ters çevirin lütfen. Sihirli sanatçı elleri. Şimdi içine bakın. Önce sen Eni. Oo, vay, renkli kalemler. Bu harika, bayıldım. Oo, ben de boya istiyorum. Hadi renkli kalemler. Bir dakika, bu kalem değil. Sana tuhaf bir gözlük çıktı. Şapkayı önce sen baksaymışsın. Hanımlar, şapkamı geri yollayın lütfen. İşte Roberta. Madison, gözlüğü denesene. Öf, deneyeyim bari. Bu ne ya? Bununla nasıl bir şey çizeyim? Mümkün değil. Ay, hiç çıkmıyor. Hayır, hayır. Gözlük meydan okumanın bir parçası. Oh, peki. Sanırım şimdi bir yıldız çizmeyi denemeliyim. Öyle zor ki. Kesin berbat görünüyordur. İyi ki gözlük bana gelmedi. Yıldız çizeyim. Önce birbirini kesen çizgiler çiziyorum. Sonra bunları birleştiriyorum. Öyle çepeçevre. Şimdi kalan çizgileri de. Oldu. Sıra biraz boyamada. Bu harika olacak. Boyamak çok eğlenceli. Çizgileri taşırmamam iyi oluyor. Çok güzel oluyor. Neredeyse bitti. Bir tane kaldı. İşte oldu. Mükemmel. Ah, süre dolmuş. Hey, gözü çıkarabilir miyim artık? Olamaz. Çizimime bak, korkunç. Madison,
Çek şunu gözüm görmesin. Bu bugüne kadar çizdiğim en mükemmel yıldız. Harika olmuş Annie. Çok güzel bir yıldız. Bu haksızlık. Ve sıra son resim meydan okumasına geldi. Tada! Bir tavşan. Ay, tavşanları çok severim. Bu en güzel meydan okuma. Hadi başlayalım. Tavşancık, en güzelini çizeceğim. Şuraya bir daire ve altına da iki sayısı geliyor. Sağda bir çizgi, sıra kulakları çizmede. Gözler, göz bebekleri ve kirpikler de gelsin. Bir tavşan burnu ve tavşan ağzı. Ne şeker, şimdi sıra vücudunda. Kuyruğu ve bacakları unutmayalım. Tavşana atıştıracak bir şey de vermek lazım. İşte sana dev bir havuç tavşancık. Şimdi mutlu bir tavşan gibi görünüyorsun işte. Tavşan en iyi nasıl çizilir? Ah, buldum. Ne? Bu haksızlık. Ucum kırıldı. Neyse ki bir kalemim daha var. Aa, bu da kırıldı. Yok artık. Çok sinir bozucu. Pekala, sakin ol Annie. Büyük kalemi kullan. Bunun ucu hayatta kırılmaz. Şimdi en güzel tavşanı çizeceğim. Çözümün büyük bir kalem olduğunu biliyordum. Ve süre doldu. Çizimlerinizi gösterin. Of ya, benimkini bitirecek fırsatım olmadı. Pekala, Annie ve Madison'ı ne çizdiniz bakayım? Madison, bu mükemmel bir tavşan. Annie, ne o öyle? O tavşan değil ki. Aa, ay, ooo, kafam. Sanat eserime gülersen olacağı budur. Aman neyse, en azından tavşanım güvende. Bugün ikiniz de çok şey öğrendiniz. Aferin. Şimdi kendi dünyanıza dönebilirsiniz. Hey, geri döndük. Bak, yine resmin içinde. Teşekkürler Roberta. Rica ederim. Ne yumuşacık. Ne pembe. Ben bu yumuşacık göz bebeklerini tercih ederim. Muhteşemler. Nedir o? Sıradaki meydan okumamız mı? Bu bir tek boynuzlu at. Aynen öyle. Bu hayatımın en güzel günü. Bir tek boynuzlu at. Aynen benim gibi. Ah, hiç bana göre değil. Şu an boş bir tuval gibiyim ve kendim de ilham kaynağım oluyorum. Harika bir şey. Tıpkı bana benziyor, görüyor musun? Şimdi sıra renklerde. Tek boynuzlu atlara gökkuşağının tüm renkleri yakışır. Ama öncelikle fon rengiyle başlamamız lazım. Şimdi sıra diğer renklerde. Her seferinde tek bir renk kullanıyoruz. Bu sayede renk sırasını şaşırmıyoruz. Birkaç renk daha kaldı. Şimdi sıra son dokunuşlarda. Bu siyah çizgiler harikalar yaratıyor. Şimdi daha gerçekçi görünüyor. İşte oldu. Sadece birkaç detay kaldı. Aa, şu gözlerin güzelliğine bak. Harika. İşte bitti. Yakıyor resmen. Evet, bu bir tek boynuzlu at. Harika. Gözlerimin içine bak. Ha? Evet, aynen öyle. Ben... Ve? Bunu öne çalmamın sakıncası yok değil mi? Önce çevresini çizerek başlıyoruz. Çünkü bu düz çizgilere ihtiyacımız var. Altını da çizdik. İşte hepsi tamam. Teşekkürler, çok kolay oldu. Biraz hipnozun kimseye zararı olmaz. İşte artık benim de muhteşem bir tek boynuzlu atım oldu. Yalnız bunun boynuzunun rengi siyah oluyor tabii. Neden olmasın değil mi ama? Süper! Yaşasın! Başka renklere izin yok. Bu at sadece geceleri zifiri karanlıkta geziniyor. Hemen de karanlığa uyum sağlıyor. Ancak yelelerini pembenin yumuşak bir tonuyla boyuyoruz. Çok güzel. Sıra gözlerinde, uzun kirpiklere bayılırım. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Güzel oluyor değil mi? Şimdi ana hatlarını belirginleştirelim. Sulu boya kullandığımızda bunu yapmamız gerekiyor. Çok güzel oldu. Hey, uyan. Ha? Ava canına, tek boynuzlu atlarımıza bak. Artık onlar en iyi arkadaş oldular.
Hayır, Hindüs'te ben değilim. Bu gürültü de ne? Harika bir uyku çekiyordum. Barbie hala uyuyor. Hey, uyan Barbie. Barbie. Bu işe yaramıyor. Neyse, başka ne yapabilirim ki? Bebek gibi uyuyor. Buldum. Ona sürpriz yapacağım. Seyahat etmeyi hep istemişimdir. Paris çok güzel. Bunu alıyorum. Hey, kruvasan hırsızı, inanılır gibi değil. Barbie buna bayılacak. Fırından yeni çıkmış kruvasan ve kahve. Güzel kokuyor. Burnunun dibinde tutacağım. Bu da ne? Kahve kokusu alıyorum. Vay canına, teşekkürler. Bunu da unutma. Gittikçe daha da güzelleşiyor. Lezzetli. Benim için de bir tane var. Bunu afiyetle yiyeceğim. Ağzım sulanıyor. Ferahlatıcı. Hele kruvasan. Öyle hafif ki. Bununla ne yapmamız gerekiyor? Soru işareti mi? Sanırım bu bir gizem ha. Tamam, başlayalım. İlham gelmesini bekliyorum. Ve hala bekliyorum. İşte orada. O fırçayı alayım. Justin, dikkatli ol. Tüh, özür dilerim. Kahvemi döktün. Neyse ki altında tabak var. Şanslıyım. Galiba yanılmışım. O bir kazaydı Barbie. Ne yapacağım ben şimdi bununla? Bu kağıdı kullanamam. Belki de kullanabilirim. Harika bir fikrim var. Bir kaleme ihtiyacım olacak. Kahve lekesinin etrafını çiziyorum. İşte başardım. Justin baksana. Bir şey mi dedin? Çizimimi bitirdim. Bu bir sıcak hava balonu. Vay, doğuştan yeteneklisin Barbie. Bravo. Bu benim tipetim değil. İşte bu. Buldum. Çiçeğimi boya olarak kullanacağım. Harika görünecek. Sayfanın üst kısmından aşağı iniyorum. Bu renge bayıldım. Umarım sonucu da güzel olur. Bunun hakkını vermeliyim. Şuraya biraz renk katacağım. Sonra birkaç oval çiziyorum. Evet, bu iyi görünüyor. Tam planladığım gibi gidiyor. Sayfayı çiçek yapraklarıyla donatmak istiyorum. Şimdi bir sonraki bölüme geçelim. Kalemle kenarlarından dolaşacağım. Moon'un dikkat çekici olmasını sağlayacak. Hem de bazı ayrıntıları ekleyecek. Gerçekten şekillenmeye başladı. Bunlar benim çiçek yapraklarım olacak. Bunu bayağı beğendim. Harika oldu. Hey Barbie. Çok güzel, öyle değil mi? Şuna bir baksana. Birden aklıma geldi. Vay canına, bu inanılmaz. Harika bir iş çıkardık. Kesinlikle öyle. Canım çok sıkılıyor. Yapacak bir şeyler olmalı. Bu da ne? Ne oldu? Hiçbir şey. Şuna bir bakayım. Şuraya bak. Çiçekler mi? Tamam. Aklıma bir fikir geldi. Şu çiçeğe bir bakayım. İşte. Daha iyi günler olmuştu. Bu işe yaramaz. Şuna bak. Buldum. Çiçekleri kağıdın üstüne yerleştireceğim. Onları böyle etrafa dağıtacağım. Bir daire şekli yapmak istiyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde üzerine bir plastik film tabakası koyacağım. Sonra da ez hadi onları. Al sana küçük çiçek. Sorun değil, ne yaptığımı biliyorum. Plastiği kaldırabilirim. Düşündüğümden bile güzel oldu. Hey Barbie. Bunu görmek isteyeceksin. Güzel değil mi? Vay canına, buna bayıldım. Bu bir çiçek değil. Bana bir dakika ver. Tabii, acele etme. Bu oyun hamurunu ezmeliyim. Tamam, işte başlıyoruz. Onu yuvarlak bir karton parçasına bastırıyorum. Farklı renklerde oyun hamurları kullanacağım. Üstüne bir katman daha yapacağım. Şu ana kadar gayet iyi gitti. Şimdi bazı detaylar eklemem gerekiyor. Beyaz oyun hamuru topları hazırladım. Onları şaheserime ekleyeceğim. Bir sıra halinde yerleştiriyorum. İşim bitti. Kaktüsler. Beğendin mi? Vay canına, bu şahane olmuş. Beğendiğine çok sevindim. Günaydın çocuklar. İyi sınavlar. Ben ders çalışmayı unuttum. Bence hiç sorun yok. Zaman da tükeniyor. Zavallı Justin. Bu sınava hazır değilim. Yardıma ihtiyacı var demek. Öğretmenin imdadına yetişti. Al bakalım Justin. Bu nedir? Birazdan anlarsın. Peki o zaman. Vay canına, bir pelerin. Şöyle bir sarınayım. İyi şanslar canım. Biraz daha dayan Justin. Şimdi bir bakalım. Evet.
Şimdi biraz yardıma ihtiyacım var. Bir bakalım. Umarım bu sakız beynimi harekete geçirir. Biraz ister misin? Aa, tabii. Çilekli. Bu bizim küçük sırrımız. Anladım. Yumuşacık. Hey, çiğneme sesi duyuyorum. Ay vah. Burada kimse bir şey çiğnemiyor. Aynen. Siz ikiniz açın ağzınızı. Uf, olamaz. Fena yakalandık. Siz ikiniz sakızları temizleyin hemen şimdi. Kim, ben mi? Ne demek istiyor ki? Sıranızın altına bakın. Ne? Ha? Of, çok iğrenç bir şey. Hepsini mi? Hayır, olamaz, yapamayız. Bunlar bize ait değil ki. Sence bu durum umurumda mı? Hadi kazımaya başlayın. Ha? Ne yapacağız ki bununla? Beyninizi kullanın çocuklar. Kazıyorsunuz onun, anladınız mı? Aa, peki. Bunlar iğrenç. Acayip yapışmışlar. Bunlar ne zamandır burada acaba? Dahası da var. Hey, bir sonraki de benim masam olacak. Bir düşüneyim. Evet. Çok ilginç. Çok uykum geldi. Biraz gözlerimi dinlendirsem. Olamaz. Ne oldu öyle? Of, şansıma bak. Toplayayım şunları. Orada neler oluyor? Kalemlerini mi düşürmüş? Çok rastlanan bir durum. Ama onun bir çözümü var. İşte buldum. Kusursuz kalem kutusu birazdan geliyor. Bence bunu kullanabilirsin. Bak nasıl olmuş. Şu kalem kutusuna bak. Vay canına. Bununla oynayabilir miyiz? Yorgunum geçti bir anda. Ben kazanacağım. Harika bir şey. Hey, kandırdım seni. Kimse beni yenemez. Hayır. İşte bu yüzden para veriyorlar bana. Müzik molası. İyi eğlenceler o zaman. Çok güzel parça. Tamam, şimdi odaklan. Hadi ama. Of, bilemiyorum. Bu doğru olamaz. Oh, pes ediyorum. Ama bir dakika. İşte bütün cevaplar burada. Yalnız hızlı olmam lazım. Tamam, hiçbirini unutma sakın. Evet. Olamaz, telefonum. Pardon. O neydi öyle? Uf, bu çok kötü oldu. Justin. Evet. Olamaz. Sadece çok heyecanlanmıştım. Biraz yardıma ihtiyacım vardı, üzgünüm. Lütfen bana kötü not vermeyin. Sorun değil Justin, al bakalım. Gerçekten mi? Bunlardan birini kullanabilirsin. Böylece telefonunu düşürmezsin. Stunt mı o? Sanırım bir deneyeceğim. Teşekkürler. Pekala, nerede kalmıştım ben? Matematik o kadar da zor bir iş değilmiş. Bazen çocukları rahat bırakmak gerekir. Aynısı bize öğretmenler için de geçerli. Bu bölüm çok iyi. Siz sınava devam edin çocuklar. Bu yumurtalar karnım acıktırdı. Sanırım bu da çizimin çok iyi olduğu anlamına geliyor. Hey! Jasmine, şuna bir bak. Bak, sana kahvaltı hazırladım. Bir bakayım şuna. Sanırım bunları alacağım. Bunlar gerçek değil ama. Hiçbir şey anlamadım. İşte gerçek yumurtalar bunlar. Ben daha çok orta derecede pişmiş severim. Çok iyi görünüyorlar değil mi? Bir dakika. Ne? Çok iyi değil mi? Nefis. Ama Lily. Bu ikisinin kafası çok karışık. Şunları bir yarışmaya alayım en iyisi. Neler oluyor? Hadi gelin bana kızlar. Burası da neresi? Kıyafetin güzelmiş. Şimdi ne olacak? Siz ikiniz ufak bir yarışmaya var mısınız? Bu tebeşir çok kötü yazıyor. Kontrol edilmesi neredeyse imkansız. Çıkardığı ses de korkunç. Kes şunu. Nedense hep böyle kalın yazıyor.
bu sese dayanamıyorum. Lütfen. Ay işte oluyor. Yet artık. Hey, neler oluyor? Ha, tebeşirim. Ah, bu bir avuç toza dönüştü. Bu aslında çok harika. Vay canına. Birden ilham geldi bana. Parmağımla boyayabilecekken neden kocaman tebeşiri kullanıyorum ki? Bu şekilde çalışmak çok daha kolay. Üstelik kenarları da çok pürüzsüz oluyor. Benim ne yaptığımı anlayabildin mi? Merak etme, birazdan anlayacaksın. Bunu çubuk tebeşirle yapamazdım. Biraz da buraya sürelim. Bazı noktalarda daha fazla toz kullanabiliriz. Bu şekilde sınırları daha iyi belirleyebiliriz. İşte şimdi bir yerlere varıyoruz. Tabii diğer tarafı da unutmuyoruz. Naksir de güzel işe yarıyor. Şimdiden çok tatlı görünüyor değil mi? Buraya da eğlenceli küçük detaylar ekliyoruz. Papyona bayılırım. Resmimize çok tatlı bir ayrıntı katıyor. Şimdi de buralara tüylerini çizelim. Gerçek tüye benzemedi mi? İnsanın ufaklığı kucaklayısı geliyor değil mi? Bu kısmı neredeyse bitti. Ve son olarak buraya da küçük tatlı bir gülümseme ekliyoruz. Ah, neredeyse göz bebeklerini unutuyordum. Bak ne kadar canlı görünüyor değil mi? Acaba neye bakıyor şu an? Çok tatlı olmadı mı sence de? Şimdi benim gizli silahım. Bitirdim. Ne düşünüyorsun? Bence de. Ben ne çizsem acaba? Rujum. Acaba rujum işe yarar mı? Bu aklıma büyük bir fikir getirdi. Bununla gerçekten çalışabilirim. Tabii eğer yeterince rujumuz varsa. Şimdi bir kat daha yapalım. Acaba biraz daha mı sürsem? Yeterince sürersek harika bir şey çıkarabiliriz. Bu teknik çok dinamik bir görünüm yaratıyor gerçekten. Pekala, şimdi detaylara geçiyoruz. Şu minik ele bak. Buraya da bir tane yapalım. Yüzünü de çizince bayağı bir şeye benzedi. Şuraya şirin bir gözlük konduralım. Kıyafeti nasıl olsa acaba? Belki küçük bir elbise olabilir. Ortaya çıkan şey çok hoşuma gitmeye başladı. Sadece birkaç şeklin detaylı bir çizime ilham vermesi inanılmaz. Kırmızı renkle birçok şey yapabiliriz. Bu çizdiğim en iyi resimlerden biri oldu. Tada! Çok harika değil mi? Bitirdin mi? İkisi de harika olmuş. Aferin size hanımlar. Hey, ne oldu böyle? Ben işte böyle yapıyorum. Birisi beni arıyor. Merhaba. Hey, pist, ne yapıyorsun? Vay canına. Çok teşekkür ederim. Çiçekleri seviyorum. Bir not var. Bu benim erkek arkadaşımdan. Çok romantik biri. Sana kalp yapıyorum. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu oyun iki kişilik. Ona göstereceğim. Bekle. Ne? Bu en kötüsü. Neden benim başıma gelmek zorunda? Bir rahat bırak ya. Bir dakika. Bu bana bir fikir verdi. Harika olacak. Tuvale bir eskiz çiziyorum. Çok etkileyici görünmüyor ama bana güven, bu bir başyapıt olacak. Aklını başından alacak. Acele etmeyeceğim. Bunun harika görünmesini istiyorum. Çiçek çizeceğim fakat onları kalemle renklendirmeyeceğim. Krema kullanacağım. Kremayı kurşun kalemle yaptığım çizime sıkacağım. İyi ki elim titremiyor. Kendime has bir tarzım var. Yiyecek kadar güzel görünüyor. Ağzım sulandı. Ama direnmeliyim. Ana hatların tamamlanmasına az kaldı. Şimdilik her şey yolunda. Şimdi bir fırçaya ihtiyacım var. Kremayı hafifçe vurarak sürüyorum. Boş yerleri doldurmak istiyorum. Fakat ana hat olduğu gibi kalacak. Hızlı çalışmam gerekiyor. Kremanın dolmasını istemiyorum. Resmime dokulu bir etki veriyor. Bitirdim. Vay canına, bunu görmelisin. Sen mi yaptın? Dokunma. Kendi çiçeklerine dokun. Boya. İhtiyacım olan tam da bu. Bununla ne yapacağımı biliyorum. İşte başlıyoruz. Fırçayı tuvale bastırıyorum. Şöyle döndürüyorum. Rengarenk daireler yapacağım. Çok renkli olacak. Biraz da böyle yaprak ekleyeceğim. Artık renkleri değiştirebilirim. Bu yeşil çok canlı. Dairelerin üzerinden boyayacağım. Bunun rahatlatıcı bir yanı var ve gerçekten etkileyici görünüyor.
Şuna baksana. Vay canına, bu çok havalı. Aa, aklıma bir fikir geldi. Hiç fena görünmüyor. Ha? Burada ne? Şunları bir göreyim. Vay canına, tekniğe bak ve minimalist bir yaklaşım. İkisine de bayıldım. Herkese günaydın. Uyanma vakti geldi. Oh, ne kadar güzel ve ışıklı bir gün. Oh, gün doğdu demek. Merhaba güneş. Güzel görünüyorsun Molly. Oh, çok naziksin. Ne kadar parlak burası. Böyle çok daha iyi. Seni görüyorum. Gözlüğe hiç gerek yok. Pırıl pırıl parlayan ışınlarına bayılıyorum. Aa, dikkat eder misiniz? Burada uyuyorum. Merhaba. Şimdi de ay vakti. Ha, nihayet benim artık bitti. Ay ışığına bayılıyorum. Ah, kıyafetimi değiştirmeliyim. Ah, bir dakika. Neredeyse oldu. Oh, tamam, iyiyim böyle. Harikayım, selam. Harika görünüyorsun güzelim. Sevgilerimi gönderiyorum sana. Selam. Ama beni utandırıyorsun. Bu benim için bir zevktir. Ha, olamaz. Aha, bu da nedir? Nereye gidiyorsun? Ay tutulması güzelim. Yine geleceğim. Ah, hepsi bu mu? Oh, hayır ama gitme. Neyse, elimde bu fener var. Şimdi biraz daha iyi görebiliyorum. Yani bu ay tutulması yüzünden mi oldu? Gerçekten mi? Hayır. Bu büyük haksızlık. Anne var ya, ne oldu? Artık göremiyorum. Bu üzücüymüş. Ama bir dakika, sana küçük bir numara göstereceğim. Bir kaseye biraz kağıt hamuru tutkalı döküyoruz. Sonra bir sayfa kağıtla makası alıyoruz. Birazdan çok şaşıracaksın. Birazdan çok şaşıracaksın. Bu küçük kareleri görüyor musun? Tutkal kurumadan önce kareleri şişirilmiş balona yapıştırıyoruz. Balonun tüm yüzeyini kaplıyoruz. Kağıtlar kuruduktan sonra görünen kısmından balonu patlatıyoruz. Şu metalik güzelliğe bir bak. Muhteşem bir doku oluştu. Işığını da yakalım bunun. Siz girin içine. Çok güzel değiller mi? Çiçeklerle daha da harika olacak. İşte artık hazır. Hey, gel bak buraya. Oh, bu benim için mi? Ay mı yaptın bana? Bu gerçekten harika bir şey. Aa, bir dakika. Bu bayağı tuhaf oldu doğrusu. Ben geri geldim tatlım. Seni gördüğüme sevindim. Bak, arkadaşım bana ay yaptı. Benim yerimi tutamaz ama güzel. Burada parti var. O yaşlı adam da kim? Kendini yaratıcı mı hissediyorsun? O amca büyük bir değişim geçirecek. Pekala çocuklar. Neler oluyor? Ne? Ay! Bir açıklamanız var mı? Sanata hiç saygınız yok. Ama bu durumu düzeltebilirim. Yoo! Oo! Burası da neresi? Sanki bir karıncalanma hissediyorum. Ah, şu renklere bak. Selam elf kulaklı. Ne? Benim kulaklarım mı? Seninkiler de öyle. Ha? Ahem. O da kim? Hayal gücünüz coşsun bakalım. Veya şunu çevirin. Çünkü resim meydan okuması zamanı. Bunu kesin kazanacağım. Çarkı çevirmeye hazır mısınız? Bu da ne demek? Biraz daha malzeme ihtiyacınız var. Peki, ya şimdi? En önemli kısmını kaçırıyoruz. Bunu nasıl yapıyor ya? İşte. Şunu bir döndüreyim. Çok hoş, sanki basket topu tutar gibi. Ama çok daha güzel. İyi de bunu nereye koyacağım? Tabii biraz susadım hem. Hah, bu kolaydı. Şimdi sen dene. Peki.
Düşündüğümden daha hafifmiş. Hey, niye bıraktın? Kontrolden çıktı. Geri dön. Ha? Aa! Sırılsıklam oldum. Niye bana gelince çıldırdı? Oh, zavallıcık. Biraz yardım lazım sana. Öf! Ah, bardağım dolmuş. Teşekkürler. Benim için zevkti. Şimdi çizmeye başlayın. Bir bakalım. Tamam, önce küçük bir adam çizeceğim. Şimdi sıra suda. Sanki hareket ediyorlar gibi. Şuna bak, bu inanılmaz. Buldum. Su temalı bir şey yapıyorsak, o zaman şu balık yüzsün bakalım. Hadi bakalım ufaklık. Hoşuna gitti. Bir dakika, nereye gidiyorsun balıkçık? Aa, geri dön. Hey, evde kimse var mı? Süre doldu kızlar. Ne yaptığınızı gösterin. Bu elinde balonla süzülen bir adam. Oh, gerçekten de hareket ediyor. Ya sen? Ha, korkarım, benimki yüzüp gitti. Ah, bu hatırladığımdan daha büyük. Öf, kokusu çok kötü. Pardon. Sırada ne var? Sırada ne var? Anlaşılan bir sürpriz. Ne? Anlamadım. Peki. Ha? Burada bir şey yok. Neyle yazacağız? Tabii ya, kendim yapacağım. Hadi. Vay canına. Yapabildiğime inanamıyorum. Şunlara bak. Aa, müthiş. Bir unicorn'la başlıyoruz. Şuraya birkaç küçük çizgi. Bunlar iki güzel göz. Tanıdık gelmeye başladı değil mi? Bak, bu bir boynuz. Ah, bu gerçekten bir unicorn. Ama parlak renkler olmadan unicorn olur mu? Yani bir sürü parlak renk. Birkaç küçük ayrıntı resme hayat katar. Ne sevimli, şuna bak. Aa, keşke ben de bunu yapabilseydim. Odaklanayım. Aa, işe yaramadı. Daha da sıkı konsantre olmalıyım. Aa, bunu izlemeye dayanamıyorum. İşte. Evet, işe yaradı. İyi de bununla ne yapacağım? Aynayla mı bir şey yapacağım acaba? Aa, ben de bilemedim. Hey, yansımayı görüyor musun? Bayağı havalı. Şimdi ne yapacağımı anladım. İki birbirinin zıttı iki sayısı ilginç bir şeyler ortaya çıkarabiliyor. Evet, bu minik bir kurbağa. Yeşil renk daha iyi görünmeni sağlayacak. Çok güzel. Bayağı iyi bir sanatçıyım ha? Tam zamanında bitirdim. Çok sevimli, bayıldım. Ya benimki? Biliyor musunuz, ikiniz de kazandınız. Ne kadar da yumuşaklar. Bak. Harika, ne çok renk var. Hey, sen hiç paylaşma diye bir şey duydun mu? Çok huysuzsun. Aa, öyle mi? Göreceğiz bakalım. Bir yarasa buraya nasıl girdi? Al sana. Hayır. Bu ne, heba ettin. Benim hatam. Bununla ben ilgilenirim. Sadece onu yaymam gerekiyor. Vay canına, çok havalı. Kredi kartını bile boyayı yaymak için kullanabilirsin. Çok güzel. Şu eğlenceli çizgilere bak.
Sanırım bu aksilikten de çok iyi bir sonuç aldık. Beğenileri yollayın. Aa, gerçekten mi? Daha da iyisini yapabilirim. Ama daha fazla renk tonu kullanmak istiyorum. Gökkuşağının tüm renklerini. Ve bir su hamlesiyle dikkatlice daldırarak kendine bir gökkuşağı yaratabilirsin. Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Ah, öyle muhteşem oldu ki. Ve hepsi bu kadar. Nasıl buldun? Beğendin değil mi? Bence çerçevelemeye değer. Hiçbir şey lollipop'tan iyi olamaz. Aynen. Oh, ben de bir tane istiyorum. Ah, şuna bir bak. Nasıl da yalıyor. Ah, ağzım fena sulandı. Yeter artık. Verin şunları bana hemen. Siz benimsiniz. Hmm, çilek. Oh. Ve bunun da tadı limonlu gibi. Çok hoş gerçekten. Eyvah, üzgünüm kızlar. Ah, ah, ne oldu bize? Ha? Ağzımda çok kötü bir tat var. Çok iğrenç. Ha, bir dakika. Hey, şuna bak. Önce bir şablonun üzerine böyle baskı yapıyoruz. Burada iki tane farklı renk kullanıyoruz. Renkleri birbirine karıştırmak çok önemli. İşte bu. Ha? Ha, ben daha iyisini yapabilirim. İzle beni. Pekala, artık keçeli kaleme geçiyoruz. Keçeli kalem resmi çok öne çıkaracak. Yalnız bu çemberler biraz zaman alıyor. Ama bunu yaptığımıza kesinlikle değecek. Ve şuraya da küçük kulakları çiziyoruz. Buraya küçük yüzgeçler geliyor. Sence bu nedir? Belki ekleyeceğim ayrıntılar sayesinde anlayabilirsin. Bu menekşe mavisi çok güzel bir renk. Diğer tarafı da unutmuyoruz. Şimdi ise biraz mor kullanıyoruz. Renklerin tamamı çok hoş görünüyor değil mi? Hepsi resme derinlik katmamızı sağlıyor. Biraz zaman alsa da sonunda kesinlikle buna değecek. Bir sonraki kısım için daha kalın bir fırçaya ihtiyacımız var. Fırçayı böyle aşağı doğru uzatıyoruz. Şu renklerin muhteşemliğine bak. Buraya suyun altında olduğu gibi deniz yosunları çiziyoruz. Resmimize eğlenceli baloncuklar da ekliyoruz. Hey, bak ben ne çizdim. Beğendin mi? Yok artık. Bunu evet olarak anlıyorum. Benim resmim çok sade oldu. Uf, aptal fırça. Belki büyü daha iyi işe yarayabilir ama önce hazırlık yapmamız lazım. Gökkuşağı renkleri her zaman işe yarar. Bu teknik çok daha canlı bir şey ortaya çıkaracak. Ne demek istediğimi anladın mı? Bir resim ancak böyle canlanır. Gördün mü? Oo, müthiş olmuş. Çok etkilendim. Aferin sana. Şimdi onları sizden alıyorum. Hey! Aa, yaşasın. Bu kadar komik olan nedir kızlar? Kocaman. Kötü kızlardan hiç hoşlanmam. İkinizi de cezalandıracağım şimdi. Artık parmakla öyle kolay işaret etmek yok. Ah, elimi oynatamıyorum. Ay, yapıştı. Ha, aynen öyle. İşte bu kadar. Peki ellerimize ne olacak? Böyle mi resim yapacağız şimdi? İyi de nasıl deli? Ben de hiç anlamadım. Ah, ama bir dakika. Şunu izle. Şuraya birkaç şekil çizerek başlıyoruz. Bunun ne olduğunu tahmin edebilir misin? Birazdan güzel bir şey ortaya çıkacak. Oh, elim serbest kaldı. Ama daha yapacak işlerimiz var. Şuraya birkaç şey daha ekliyoruz. Şimdi daha önce çizdiklerimizin üstüne ilaveler yapıyoruz. Tahmin ettin değil mi? Burası gözü oluyor. Artık iyice ortaya çıkmaya başladı. Şimdi de burnu çizelim. Çok şirin oluyor değil mi? Bunun bir fok olduğunu tahmin ettiysen iyi bildin demektir. Bak, bizi çağırıyor. Şimdi de biraz boyamaya geçelim. Dili pembe oluyor tabii ki. Bu bir fok için olmazsa olmaz bir ayrıntı. Bu kadar yeter sanırım değil mi? Beğendin mi? Hadi bir bak. Ne? Sanırım ben de benzerlerini yapabilirim.
Ancak ben de elimi kullanmama rağmen tamamen farklı bir şekilden yola çıkacağım. Tamam, neredeyse bitti. Vay canına, bu gerçekten işe yarıyor. Ha, buldum. Bazen ihtiyacın olan tek şey bakış açını değiştirmendir. Şimdi bu şekilleri birleştiriyoruz. Gözleri buraya koyabiliriz. Şimdiden çok sevimli oldu bence. Oo, şunun gülüşüne bir bak. Sırada ne mi var? Tabii ki gövdesi. Bence çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi sıra boyamada. Çok güzel olmuyor mu? Bu şekilde yukarıdan aşağı doğru boyuyoruz. Bu yeşil çok güzel bir renk gerçekten. Üstelik tek renk olması işimizi kolaylaştırıyor. Minik ayakları da unutmuyoruz. İşte bitirdim. Yaşasın. Oo, çok güzel olmuş. Bence ikisi de muhteşem olmuş. Çok iyi iş çıkarmışsınız kızlar. Bu da bir tek anlama geliyor. Onlar benimdir. Alın bakalım. Şimdi ne olacak? Evet, çok harikayım, farkındayım. Muhteşem. Yaşasın. Peki kim kazandı? Harika bir soru bu. Yaklaş. Çıkaralım artık. Olur. Pekala, şimdi. Tada! Bu sensin Cadı. Benim bile var bak. Bunu birlikte çizdik. Yoksa gözlerim beni yanıltıyor mu? Hanımlar. Sadece şunu yakından görmek istedim. Bu hayatımda gördüğüm en güzel resim. Atıştırmalıklar hazır. Bu süsleme hakkında ne düşünüyorsun? Güzelmiş. Ondan bende de var bir tane. Çok güzel görünüyorlar bak. Yeşil renk gibisi yok gerçekten. Peki ne içiyoruz? Bende bunlar var. Ve biraz da ay ışığı var. Işıklar yansın. Hadi parti başlasın o zaman. Geceliğin parlayan gökyüzü gibi görünüyor. Çok güzel. Bir dakika, bir sorun var. Bu şeyin nesi var? Bir bakayım. Uyan hadi. Ne yapacağız şimdi? Sanırım parti sona erdi. Bir dakika. Buldum. Evdeki şeylerle kendi ortamımızı yaratabiliriz. Bir saniye beni izle şimdi. Renkleri görüyor musun? Buna bir bak. Bu kelebek günümüzü kurtaracak. Hazır mısın yeni arkadaşlarımıza? Merhaba de. Çok sevimli bir şey. Bunu sen mi yaptın? Bize sadece ışık lazım. Güneş, orada mısın? Ne istiyorsun? Biraz ışık gönderir misin lütfen? Elbette. Alın bakalım. Harika işe yarıyor. Süper. Merhaba arkadaşlar. Hadi eğlenelim. Çok sıkıldım. Ne yapıyorsun sen? Tırnaklarını törpülüyorsun demek. Canınız mı sıkıldı? Kedilere bayılırım. Bak bu kedi yaşasın. O zaman bir sonraki meydan okumanız bu oluyor. Benim telefonum nerede? Telefonumu gördün mü? Telefonun mu? Evet, ortadan kayboldu bir anda. Bir dakika, fotoğrafa falan ihtiyacım yok. Şu miniyi kullansam olur. Hadi o zaman başlıyoruz. Bunu doğru çizmek lazım. İşte oldu. Çok güzel. Kuyruğu da unutmuyoruz. Çok şeker olmadı mı? İşte harika bir kedi resmi. Gözlerine bak. Sen bunu nasıl yaptın? Şimdi bir bakalım. O zaman ben de sihirimi konuşturayım. Çok güzel. Seni görüyorum küçük kedicik. Evet, ilham gelmeye başladı. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. Öncelikle dış hatlarını çiziyorum. Ve sonra ayrıntılara geçiyorum. Tüyleri çizmek için kalın uçlu bir keçeli kalem kullanıyorum. Sonra bazı bölümleri dolduruyoruz. Güzel oluyor değil mi? Çok gerçekçi oldu. Miau. Ama bunda bir şeyler eksik. Çok güzel olmuş. Sinek mi bu? Buraya nasıl girmiş bu şey? Kedimi sevdi demek. Dur öyle. Bakamayacağım. Şimdi seni ezeceğim. Birisi fena sinirlenmiş.
Ne güzel kaş çatmışsın öyle. Beğendin mi? Sanırım biz birbirinden hoş iki şahane kediyiz. ne güzel bir renk. Şuraya da sürelim. Bu bir kedi mi? Ne tatlı. Şahane ne oluyor? Görmüyor musun? Makyajım için ona ihtiyacım var. Beni kör ediyor ama. Hey, bütün suyu döktün. Çok sağ ol. Affedersin. Olamaz. Peki bu kedi de neyin nesi? Gerçekten de çok tatlı. Bir de fırça var. Bir dakika, harika bir fikrim var. Kediler kesinlikle favorim. Onları olabildiğince sevimli çizeceğim. Şu anda su gibi görünüyor ama beklemelisin. Çok iddialı bir resim olacak. Hala benimle misin? Güzel. Şurayı biraz renklendir. Su rengi biraz açıyor. Ve ona tüylü bir doku veriyor. Bunu her yerine yap. Çok güzel. Şimdi biraz doku verelim. Bu küçük çizgiler büyük bir fark yaratacak. Gerçi biraz sıkıcı ama şuraya da küçük çizgiler çiz. Kulakları için kırmızı rengi kullan. Ortaya çıkmaya başladı bak. Bir kedicikten esinlenen eserim. Beğendin mi? Gerçekten beğendin. Ben ne yapabilirim? Elbette benzersiz bir şey olmalı. Önce kurşun kalemin ucunu kazıyıp kullanacağım. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Şimdi sıra pamuklu çubuğu kullanmaya geldi. Çubukla kurşun kalem tozunu yayacağım. Sadece dairesel hareketler yapmalısın. Küçük noktaların ardından gövdesi ortaya çıkıyor. Bu pamuklu çubuk sihirli bir şey. Kuyruğu unutma. Fazlalıklardan kurtul. Tüyler için kurşun kalem kullan. Sonra bıyıkları ekle. Çok şirin. Nasıl buldun sen? Beğendin değil mi? Vay canına, harika. Değiş tokuş yapmak ister misin? Bam bam. Boyun harika. Şşt, odaklanmaya çalışıyorum. İlk meydan okumanın zamanı geldi. Bana sevimli kedicik çizin. Öyle istiyorsanız. Kramp girmiş elime. Çok fazla oyun oynadım. Aklıma bir fikir geldi. Kolumun ve elimin etrafını çizeceğim. Parmaklarımı böyle bükük tutacağım. İşte bu kadar basit. Şimdi detayları ekleyeceğim. Kedinin çizgilerini yapacağım. Sonra da iki büyük göz ekleyeceğim. Çok mutlu bir kedi olacak. Çok sevimli. Ama birkaç ayrıntı daha eklesem iyi olur. Ve ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Öğretmen bunu sevecek. Kuyruğunu unutmayayım. Bundan keyif almaya başlıyorum. Okulun bu kadar eğlenceli olacağını hiç düşünmemiştim. Galiba insan her gün yeni bir şeyler öğreniyor. Tamam, bu kediciyi renklendirmenin zamanı geldi. Çizgilerle başlıyorum. Eğlencenin geri kalanı için farklı bir renk kullanacağım. Bay canına harika görünüyor. Bunun gibi bir kedi istiyorum. Tamam, neredeyse bitti. Mükemmel olacak. Öğretmene göstermek için sabırsızlanıyorum. Merhaba kedicik. Aferin. Ne yapacağım? Bunu biraz düşüneyim. Oldukça zor. Işıkları kim kapattı? Endişelenme. Bende el feneri var. Gördün mü? Her şey yolunda. Kedin dikkat çekiyor. Ama böyle daha iyi görünüyor. Bir dakika. Ne yapacağımı buldum. Bunun için iPad'ime ihtiyacım var. Üzerine bir kağıt koyuyorum. Ne oldu böyle? Şu priz yok mu? Işıklar yansın. Çok daha iyi. Başlasam iyi olacak. Resmin üzerinden geçeceğim. İşte aynen böyle. Çok zamanımı almaz. Bunu daha önce neden düşünmedim? Çizim yapmayı o kadar basit hale getiriyor ki. Üstelik hatasız bir çizim olacak. Meydan okumayı kesinlikle kazanacağım. Bu tüyoyu unutmamalıyım. Acaba matematik sınavlarında işe yarar mı? Hayal etmekten zarar gelmez. Dikkatimi vermeliyim. Sonra gözlerini ve burnunu çiziyorum. Şu al yanaklara bak. Güzel görünüyor. Şimdi biraz gölgelendireceğim. Kulakları ve gözleri de boyayacağım. Çizgilerin dışına taşmamalıyım. Bunun muhteşem görünmesini istiyorum. Herhalde yeterli olur. iPad'imin işim bitti. Resmimden çok memnunum. Şuna bir baksana. Bakayım. Beğendim. Her ikiniz de kazandınız. Vay canına, sahiden mi? Bunu duydun mu kedicik? Şu saçlarımı bir öreyim. Neyse, başka zaman artık. Bak, kitap meydan okumamızın konusunu gösteriyor. Bu bir televizyona benziyor. İşte siz onu yapacaksınız. Kanka, sen görüyor musun? Televizyon mu? Televizyonun olayı ne ki? Bence bu çok heyecan verici.
Evet, yaşasın. Ben ne yapacağımı biliyorum. Telefona bakıp istediğim şeyi buldum. Şimdi en sevdiğim TV karakterini çizeceğim. Hadi onu biraz renklendirelim. Bu pembe tonu harika gerçekten. Tıpkı karikatüristlerin kullandığı gibi. Şimdiden sesini duyar gibiyim. Şunun koca göbeğine bak. Buraya bir sürü mürekkep gireceği kesin. Küçük ayaklarını da unutmuyoruz. Şimdi de sıra limon yeşili şortunda. Güzel oluyor. Yeşil renk moru çok belirginleştiriyor. Görüyor musun? Şimdi yüzüne odaklanma zamanı. Koca ağzıyla başlıyoruz. Siyah renk ağzına derinlik katıyor. Sıra kaşlarında ve gözlerinde. Dış hatlarını da çizelim. İşte çok güzel ve canlı görünüyor. Ve bitirdim. Oh, bunu sıfırdan mı çizmiş? Keşke ben de öyle çizebilsem. Ne duruyorum o zaman? Bir çift patlak göz ve sinir bozucu bir gülümseme. Peki ağzının içi? Aa, ne kocaman sırıtmış. Bunu nasıl düzeltebilirim acaba? Kafatasına benzer bir yüz çizsem? Tabii ya. Bunu yapmak için bize biraz siyah lazım. O da tam benim tarzım oluyor. İşte ürkütücü bir TV karakteri. Yalnız bu seferki hiç sırıtmıyor. İçe göçmüş gözler ve bolca kemik. Kemiklerin iç çevresinde bolca siyah kullanıyoruz. Bak kemikler nasıl belirginleşiyor. İyice korkunç görünmeye başladı. Kaburgalar ve leğen kemiği içinde aynı yöntemi kullanıyoruz. Ama dikkatli davranıp çizgileri aşmıyoruz. Ve ileri geri giderek içini dolduruyoruz. Bu şekilde resim daha bir ortaya çıkıyor. Şimdi de yukarı doğru devam ediyoruz. Neredeyse bitirdik. Bu küçük noktaları da dolduralım. Güzel. Şimdi sıra sihirli dokunuşta. Kemikler zaten beyaz ama bu akrilik kalemle resmimize güzel bir doku kazandırabiliriz. Muhteşem. Şimdi esas olayımıza geçiyoruz. Bu mavi tonun yarattığı ambiyans inanılmaz. Çok ürpertici oldu gerçekten. Şimdi gölgelendirme için gri renkte mum boya kullanıyoruz. Bitiyor mu? Ne düşünüyorsun? Güzel olmuş değil mi? Biliyorsun kemiklere bayılırım. Onları bir araya getirelim mi? Aa, ne kadar havalı oldu değil mi? Sırada ne var diye mi soruyorsunuz? Merak etmeyin, birazdan karşınıza çıkacak. Olamaz. O bir popit mi? Aynen öyle. Müthiş. Çok heyecan verici değil mi? Ben de pek öyle olduğunu söyleyemeyeceğim. İçinde ne var bunun? Oo. Onunla ne yapacaksın? Ha? Başka neler var burada? Güzel. Başka? Gökkuşağı. Süper. Tek boynuzlu bir popit mi? Muhteşem. Bir şey değil o zaman. Ben de biraz atıştırmalık yiyeyim en iyisi. Bana şans dile. Bu fırçayla başlıyoruz. Bütün kenarları böyle boyayıp içi için aynı renkleri kullanıyoruz. Şimdi hepsini patlatıyoruz. Ve düşündüğümden daha güzel oldu. Aha. Çok kolay hallettim değil mi? Muhteşem bir şey. İşte. Sanırım fena olmamış. Artık benim de bir şeyler yapmam lazım. İşte başlıyoruz. Et kadar güzel değil ama önemi yok. Ne yapıyor öyle? Şimdi iyi bak. Görebiliyor musun? Küçük ışık gösterimi nasıl buldun? İnanılmaz bir şey. Benimkini unut gitsin. Seninki kesinlikle bu turu kazanır. Süslediniz mi beyefendi? Yeni bir yaprak. Bunu yapabilirsin ufaklık. Ah canım. Onu kırdım. Madison. Dur sana yardım edeyim. Onu sadece biraz daha güneş alması gerekiyor. Bu inanılmaz. O şeyi bana ver. Bekle, hayır, düşme. Tüh. Ne? Ama o yapraklar yeni çıkmıştı. Ne oldu? Madison. Şuna bak.
Gördün mü? Vay canına, bir kelebek mi? Hey, bunlar sanki kanada benziyor. Bana bir ilham verdi. Yaprakları kullanarak bir kelebek yap. Beyaz bir keçeli kalemin var mı? Yapraklarını boyamak için onu kullan. Bu kısmı biraz zaman alabilir. Ama bittiği zaman yeni desenler oluşturmak için mavi rengi kullanacaksın. Biraz pembe, biraz da sarı. Beyaz renklerin öne çıkmasını sağlıyor. Siyahla daha çok çizgi çiz. Devam et. Ona küçük noktalar ekleyebilirsin. Her saniye biraz daha gerçekçi görünüyor. Şu eğlenceli desenlere bak. Havalı değil mi? Onları kazıyorsun. Yaşasın. Kelebeğime bak. Beğenmedin mi? Aa, bu beni üzdü ama. Neyse. Ha, başka bir şey yapacağım. Yeni ve daha iyi bir kelebek. Bu sefer sulu boya yöntemini kullanacağım. İşte renk geliyor. Rengi doğrudan damlatabilirsin. Şimdi harika bir akma etkisi yarattı. Renk ekledikçe bu etki güçleniyor. Bu şekilde renk geçişli bir desen oluşturabilirsin. Güzel oldu değil mi? Bir gün batımı gibi. Ortasını siyahla boya. Daha sonra antenlerin üzerinden git. Mükemmel. Şimdi ona altın rengi bir çerçeve yap. Bu kanatları çok daha iyi gösterecek. Hem de ona biraz ışıltı verecek. Bununla benekler de yapabilirsin. Kalınlıkları değişen çizgilerle eğlenmene bak. İşte böyle. Çok güzel oldu. Çok daha gelişmiş bir desen oldu, öyle değil mi? Harika. Beğeniler için teşekkür ederim. İşte bu senin olmalı. Aa, pompon gücü. Ay canım, çok sıkıldı. Kısa bir güzellik uykusuna yatayım. Hey Sunny! Uyuyor mu, ne bu? Hey, uyansana hadi. Sınıfta uyuyamazsın. Ya bence uyuyabilirim. Ha? Yok artık. Uyan hadi. Kes şunu. Ah. Hey uykucu seni. Yapma şunu. Sırayı başka yere taşımam gerekiyor. Ah, bir fikrim var. Bir balon alıp şişiriyoruz. Bu kadar yeter. Yalnızsız olmam gerekiyor. Şimdi kapşonu balonun üstüne indiriyoruz. Sonra buraya saklanıp beklemeye başlıyoruz. Yok artık, yine mi? Bu kızı hiç akıllanmıyor. Ay, çok yorgunum. Bunu sınavda soracağım. Sunny, uyuyor musun sen? Hey, uyan bakalım. O neydi öyle? Aa, merhaba. Seni uyarmaya çalıştım. Ama beni bir türlü dinlemedin. Başın büyük belada. Özür dilerim. Ama çok komikti doğrusu. İşte bu kadar basit çocuklar. Şimdi karnım gurulduyor. Benim bir şeyler yemem lazım. Ders neredeyse bitti. Yaşasın. Evet, dersimiz bitti. Çok rahatladım şimdi. Gidelim buradan. Ödevinizi unutmayın. Yarın teslim etmeniz gerekiyor. Size bir sorum var öğretmenim. Muhtemelen anladınız ama. Biraz çabuk olur musun canım? Ben ödevi okuyordum ve sonra... Hadi tamam, çık. Sonra konuşuruz. Gerçekten mi? Ne ders delisi bir kız bu. Şimdi yemeğimi yiyebilirim. Ağzım sulandı bir anda. Erişte zamanı. En sevdiğim şey. Erişteye bayılıyorum. Bunu yemeği dört gözle bekliyorum. Ne güzel, ağzıma layık. Çok sıcakmış. Olamaz, zamanım da azalıyor. Ama işte mi yemek istiyorum? Ben ne yapacağımı biliyorum. Bu klasörü kullanabilirim. Mandanın bir ucunu klasöre, diğer ucunu ayakkabımıza yapıştırıyoruz. Umarım işe yarar. Hadi şunu bir deneyelim. Vay canına, harika oldu. Artık eriştelerimi soğutabilirim. Çabuk yemem gerekiyor. Nefis. İşte olay bu. Teneffüs sona erdi. Çok iyi geldi doğrusu. Hadi gelin çocuklar. Oturun yerlerinize. Teneffüs ne çabuk geçti. Kitaplarınızı açın bakalım. Hadi başlayalım. Of, Alex'e bak. Rüya gibi çocuk. Şöyle güzel bir bakış atayım. Hey Sunny. Kendine gelsene. Bir dakika. Şimdi anladım. Bir artı bir iki eder. Şimdi anladım.
Sunny Alex'e aşık olmuş. Bir saniye. Bu kızın bir sürü sivilcesi var. Belki ona yardımcı olabilirim. Tamam, ne yapacağımı biliyorum. Onun için kalemime ve bir bıçağa ihtiyacım olacak. Silgiye bir kesik atıp kesilen kısmı ayırıyoruz. Hata yapmamak için hiç acele etmiyoruz. Yaptığım şeyin kusursuz olması gerekiyor. Sunny buna bayılacak. İşte ilk kısmını tamamladık. Ancak yapılacak daha çok işimiz var. Yan taraflarına birkaç kesik daha atıyoruz ve fazla parçaları ayırıyoruz. Silgiye kalp şekli veriyoruz. Harika oldu. İşte bu. Tam istediğim gibi oldu. Yapacak bir şey daha var. Kalbin üstüne rujumuzu sürüp silgiyi tamamen rujla kaplıyoruz. Bu renk inanılmaz. Bu benim en sevdiğim renk olabilir. Sanırım artık bitirdik. Hey Sunny, kımıldama. Hey, aklındaki nedir senin? Bunu neden yaptın ki? Bir bak hadi. Aa, çok güzel olmuş. Hadi devam et. Sivilcelerin hepsini kamufle et. Sen harika bir arkadaşsın. Arkadaş dediğim bugünler içindir. Teşekkürler Gina. Pekala, hadi bana şans dile. Hey Alex. Oh Sunny, çok güzel olmuşsun. Aa, işte gerçek aşk bu. Boya bir portakal. Bakınca anlaşılıyor. Aa, ama canına şuna bak. Hey Madison, bunu görmelisin. Hayır, uyuyorum. Tamam, günü uyuyarak geçir. Aha, işte kağıdım burada. Ay, olamaz. Yazık oldu. Aa, ama belki de aksilik işime yarar. Önemli olan süreci nasıl idare ettiğindir. Şu pastel boyayı görüyor musun? Onu parmağınla kağıda yay. Sarı kısmı unutma. Şimdi yeni bir parça ekle. Ve aynı şeyi yap. Mükemmel oldu. Sıra bulanıklaştırmaya geldi. En iyisi bunu dairesel hareketlerle yapmak. Gerçekten güzel bir şekilde yayılıyor. Şimdi kağıda kaldır. Bunu yapmaya devam edelim. Bu pastel boya biraz daha koyu. Burada renkleri birbirinin üstüne getirebilirsin. Tahmin ettiğin gibi yine yayıyoruz. Sıcak bir ton. Mesela turuncu rengi kullanalım. Yukarıda yarım bir daire oluştur. Altındaki sarıyla karıştır. İki renk güzelce karışsın. Detaylar oluşturmak için siyah bir kalem kullan. Kuşlar, ağaçlar ve benzeri şeyler işte. Bak ne kadar da harika görünüyor. Küçük bir kayık bile yapabilirsin. Kürek çek küçük adam. Çok sevimli oldu, öyle değil mi? Benimle aynı fikirdeysen baş parmağını kaldır. Teşekkürler. Çok mutluyum. İyi geceler. Tamam, bu kadar yeter. Şekerleme bitti Madison. Ne? Ah, öyle harika bir rüya görüyordum ki. Bana ilham verdi. Sadece biraz hazırlık yapmam gerekiyor. Harika. Şimdi biraz renklendirelim. Her bölümde farklı bir pastel boyayla. Hatta bir bölümde iki ya da üç renk kullanabilirsin. Bugün tamamen mavi tonları kullanıyorum. Devam et, harika görünüyor. Sırada ne var biliyor musun? Boyayı yayma. Ama bu sefer bir pamuklu çubuk kullanabilirsin. Tabii sabırlı ol, biraz zaman alıyor. Ama kesinlikle buna değecek. Şimdiden şahane görünüyor. Tozunu üfleyelim, bandı da çıkarıyorum. Ama henüz bitirmedim. Şu boş yerler var ya, onlara da benzer bir yöntem kullan. Ve karışıma pembe rengi ekle. Sonra yine yaymaya başla bebeğim. Neredeyse bitti, devam et. Artık bantı çıkarabilirsin. Beyaz bir keçeli kalem kullanarak küçük parlayan yıldızlar yap. Hiller de yapabilirsin. Burada şablonlardan da faydalanabilirsin. Parmağını çalıştır. En altta turuncu rengi kullanalım. Aşağıdaki toprağı temsil ediyor. Şu mehtaba bak. Çerçevesi de muhteşem oldu. İşte bu kadar. Peki bunu beğenecek misin? İşte. Vay canına, muhteşem oldu. İnanamıyorum, yok artık. Sıradaki meydan okumayı seveceksiniz. Hah, espriyi anladım. Bu da ne? Bırak şunu bana. Ay önce ben gördüm. Hah, aldım. Acaba içinde ne var? Sürprizlere bayılırım. Ah, dev bir örümcek. Ah! Aa, bu sahte. Oh, çok rahatladım. Korktun mu? Aa, başka bir şey daha varmış. Aa,
Ah, bunlar kurşun kalem. Hepsi bu kadar mı? Daha fazlası umuyordum. Şey, hayal kırıklığı oldu biraz. Bununla ne yapmam gerekiyor? Ah, onu ben alayım. Aldım. Bir bakayım. Hey, şuna bak. Acaba? Ah, bir fikrim var. Harika olacak. Öncelikle bir kalp çiziyorum. Ay, ne kadar romantik. Sonra bir cetvele ihtiyacım olacak. Sayfanın ortasından bir çizgi çizeceğim. Kalbin etrafını bu şekilde dolduracağım. Sonra da bu çizgileri bir ağa dönüştüreceğim. Vay canına, gerçekten etkileyici oldu. Nasıl buldun, iyi oldu değil mi? Evet, maalesef öyle. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok fazla malzemem yok ama buldum. Çok basit. Kurşun kalemle tükenmez kalemi bir arada tutacağım. Sonra bir kalp çizeceğim. Şimdi sadece kurşun kalemi kullanacağım. Çizgiler ekliyorum. Ardından aradaki alanı tarayacağım. Buna 3 boyutlu bir görünüm verecek. Ama dahası var. Sayfanın alt yarısına yatay çizgiler çizeceğim. Şimdi bana bir kare duvar lazım. Kalbin etrafını keseceğim. Bu yarısına ihtiyacım yok. Sonra bu bölümleri kaldıracağım. Bir gölge eklemek istiyorum. Kalemi nazikçe kalbin alt kısmına sürüyorum. Güzel görünüyor. Gerçekten dikkat çekici oldu. Bunu geçmek zor olacak. Göreceğiz. Hey, biz bitirdik. Duygulanıyorum. Ne büyük yetenek. Çak, doğuştan yetenekliyiz. Hey, beni korkuttun. Bu bizim ilk yarışmamız. Öyle mi? Vay canına. Mumlara bak. Bu minikler çok şirin. Ben pek mumlara meraklı biri değilim. Ne yapsam acaba? Evet, bu güzel bir soru. Ürkütücü bir hayalete ne dersin? Hey Justin, korktun mu? Pek korkmadım doğrusu. Bendim. Çok komiksin. Kızma canım. Bu aklıma bir şey getirdi. Tabii ya. Bu mumu bal mumuyla süsleyeceğim. Böylece çizdiğim şey üstünden çıkmayacak. Daha önce hiç bal mumuyla çizim yapmamıştım. Dikkatli olmalıyım. Bal mumu hemen katılaşıyor. Çok güzel olmuş. Ben de denemek istiyorum. Benim bal mumum da erimiş halde. Yarasadan daha ürkütücü ne olabilir? Bunun gibi sadece V şekli yapıyoruz. Çok harika oldu değil mi? Bak. Yeah. Canına. İnanılmaz. Neredeyse benimki kadar güzel. Seninki de müthiş. Farkındayım. Birbirlerine çok yakıştılar. Evet, şimdi bir bakalım. Evet, çok güzeller gerçekten. Hem de ürkütücü. Tüylerim diken diken oldu. Kesinlikle çok büyüleyici değil mi? Tekrar görüşmek üzere. Çok sıkıldım. Bir sonraki yarışmamız nerede kaldı? Umarım yiyecek bir şeyler vardır. Sende yiyecek bir şey var mı? Hayır, keşke olsaydı. Çok kötü. Keşke şöyle sıcacık patates kızartması olsaydı. Şunlara bir bak, bir sürü. Keşke havadan sonsuza kadar patates kızartması yağsa. Hadi yağın üstüme. Müthiş bir şey. Bol tuzlu harika patatesler. Çok güzeller değil mi? Olamaz. Yardımcı olabilir miyim? Kusura bakma lütfen. Çok utandım doğrusu. Bir dakika. Bunlar gerçek patates. Peki bunlarla ne yapacağım? Onları çiğ yiyemezsin. Bunun farkındayım tabii. Şuna bir bak. Öylece çiğ yiyemezsin. Vay canına, bu inanılmaz. Nedir o? Süper bir şey bu. Yaşasın. Öyle mi gerçekten? Ver şunu bana. Yok artık. Bununla ne yapacağım ki ben? O zaman ben de çiğ yerim bunu. Nanik. Buldum.
Bu yenilebilir boncukları kullanacağım. Şimdi bunlarla güzel bir desen yapalım. Ne yaptığımı tahmin edebilir misin? Bu parmakları kullanmaktan çok daha kolay. İşte bir kalp yaptım. Şimdi hepsini eritip birleştiriyoruz. İşte oluyor. Şuna bak. Hey, şuna bak Emily. Vay canına. Bu bir kalp. Bende de sadece bu şapşap patatesler var. Ama bir dakika. Buldum. Patatesleri bu kesici aletin üstüne bastırarak hemen dilimleyeceğim. Sonra da ortasını çıkarabiliriz. Bak patatesleri nasıl oyduk. Şimdi buraya bazı detaylar eklememiz gerekiyor. Sıra en sevdiğim renkte. Şunu izle. Bu bir baskı, görüyor musun? Bak bir sürü küçük kafatası yaptım. Oh vay canına. Hey Justin. Bir saniye. Ne düşünüyorsun? Oo, hepsini bir patatesten mi yaptın? Etkilendim doğrusu. Utandırıyorsun beni. Bir dakika. Al. Bu kalp senin olsun. Tanrım bu çok harika bir şey. Sen patates baskım ister misin? Tabii neden olmasın. Taş, kağıt, makas. Bu çok eğlenceli. Oo. Şimdi bir bakalım. Ben kazandım. Güzel oyundu. Ne? Zamanlayıcı mı? Ne için ki bu? Hey, fırçalar geldi. Şuna bak. Hiçbir şey anlamadım. Sanırım resim yapacağız. Hiç bilmiyorum. Bak, süreyi görüyor musun? Başladı mı yani? Harekete geçsek iyi olur. Bir yerden başlamamız lazım. Bu boyanın nesi var böyle? Fırçayla birlikte hareket ediyor. Bu çılgın bir şey. Yavaş, yavaş. Karıştılar. Çok kötü oldu bu. Dur sana nasıl yapıldığını göstereyim. Şöyle keskin bir dönüş yapıyoruz. İşte bir dönüş daha. Olamaz. Çok az kalmıştı. O kadar da kolay değilmiş değil mi? Hadi tekrar deneyelim. Elimin hiç titrememesi lazım. Yine aynısı oldu. Eminim bu sefer becereceğim. Şu yeşile dikkat et. Olamaz yine karıştı. Çok sinir bozucu. Bu iş çok stresli olmaya başladı. Zaman da daralıyor. Biliyorum. Hadi ama. İşte güzel. Başardım. Beherin içine koydum. İşte benimki de girdi. Ben de başardım. Harika. Yaşasın. İşte bu. Bir dakika. Bu durumda ikimiz de mi kazandık? Evet. Gözlerim. Hey. Bak. Bana da gelmiş. Vay canına. Çok güzel. Birer yudum alalım mı? Haydi sağlığımıza. Böğürtlenli. Çok lezzetli. Yanında verilen meyveyi de yiyelim. Çek o zaman. Yaşasın. Fırçam hazır. Daha bir kere bile kullanamadım. Neyse. En azından elimde bu var. Olamaz. Bunu neden yaptım ki? Ne oldu? Böyle fırçamı ikiye böldüm. Çok kötü olmuş. Bir dakika. Şu makarnayı görüyor musun? Tüm makarnayı bir arada tutmak için lastik bandı uca takıyoruz. Şimdi bunu kaynar suyun içine daldırıyoruz. Süper. Tam olması gerektiği gibi. Şimdi al bunu kullan Alex. Bu makarna değil mi? Onunla resim yapacaksın şapşal. Boyayı batır ve devam et.
Hazır mısın? Hadi yapalım şu işi. Gerçekten işe yarıyor. Harika. Yarışma mı? Ay çok heyecanlıyım. Evet yaşasın. Yaşasın. Ama şimdi bazı aletlere ihtiyacımız var. Al bakalım. Hey şuraya bak. Ha şunları mı çizmek istiyorsun? O benim en sevdiğim renk babacığım. Tamam o zaman. İşte aldım seni. İstediğin buydu değil mi? Hadi başlayalım o zaman. Zaman tut. İşe koyulsam iyi olacak. Oğlum hadi birini seç. Ha, bunlar benim. Ha, bana kalanlar da bunlar mı yani? Hmm. Ha buldum. Şu su nasıl olur acaba? İşler ilginçleşmek üzere. Kalemi bu suya batırıyoruz. Sonra ucunu geri takıyoruz. İşte oldu. Evet istediğim şey buydu. Baba. Hey şuna bir bak. İstersek farklı renklerde kullanabiliriz. Bak ortaya ne çıktı. Kolaysa bununla yarış bakalım. Sen bir de bu şahesere bak. Of olamazsın. Seninki çok daha iyiymiş. Bu haksızlık ama. Ah ağlama oğlum. Sen de geliştireceksin resmini. Hey görünüşe bakılırsa ben kazandım. Bir dakika. Benim param var. Aha işte böyle. Ne? Evet onu istiyorum. Lütfen onu satın almak istiyorum. Aa, çok ikna edicisin. Al bakalım. Kazanan ben oldum şimdi babacığım. Benim için hiç sorun değil. Pekala sırada ne var? Çok sıkıldım. O zaman televizyonu izleyebiliriz. Yok olmaz. Hayır. Bir bakalım. Bilemiyorum. Bu ilgi çekici görünüyor bak. Sevdim bunu. Hadi başlayalım. İşte bütün renkleri kullanacağım. Bir bakalım. Buraya bir çizgi çekeyim. Buraya da biraz çimen. Olamazsın. Suyum döküldü her yere. Ay çok fena. Çiçeğim mahvoldu. Hayır. Harika resmin mahvoldu. Of. Ay buna inanamıyorum. Bu haksızlık. Bir daha asla resim yapmak istemiyorum. Ah çok üzücü. Ama belki de bu durum o kadar kötü bir şey değildir. Ah ne yapacağımı biliyorum. Bak şimdi bu günümüzü kurtaracak. Peçetenin suyu emmesini bekliyoruz. Sonra geri kalanını çizmeye devam edebiliriz. Bu sayede resmimiz dokulu olacak. Bu çizim karalama gibi görünse de buraya bir sürü yaprak çiziyoruz. Bu şekilde sivri uçları da ekleyebiliriz. Hiç acele etmiyoruz çünkü buna değecek. İşte neredeyse bitti. Üstünden bir kez daha geçmek hiç fena olmadı. Elin yorulmaya mı başladı? Hiç stres yapma. Neredeyse bitirdik. Yalnız kökünü de unutmuyoruz. Şimdi de çimenleri çiziyoruz. İşin sihri ayrıntılarda gizli. Buralara eğlenceli bir şeyler ekliyoruz. Hey Alex baksana. Ha? Ne var? Çiçeğini tekrar çizdim bak. Beğendin mi? Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Peki ya seninki? Benimkini unutmuşum. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Bu çok kötü oldu. Tabii buna ne dersin? Tabii ya. Bu nasılsa birlikte başardık. Takım çalışması hayalleri gerçek kılar. Poz ver baba. Selfie çekiyorum. Baba o güzel. Çok güzel bir kız. Şuna baksana. Onu seviyorum anladın mı? Onun resmini çizmek istiyorum. Vay canına. Neden olmasın? Ama insan resmi yapmayı bilmiyorum ki. Sanırım sana yardım edebilirim. Ne? Sadece gördüğünü çiz. Anladım. Bunu yapabilirim. Hazırım şimdi.
Ben de evlat. Ama keşke ne çizeceğimi bilseydim. Sanırım kalp çizmek en güvenlisi. Ne de olsa kalp demek aşk demektir. Tamamdır. Peki Alex ne çiziyor? Bu kalpler harika oluyor. Daha önce hiç kalp çizmemiştim. Of, kimi kandırıyorum ben. Kalp çizmek çok zormuş. Benimkiler fena olmadı. Benimkilerse berbat. Hadi ama kendine bu kadar yüklenme. Yardım et bana baba lütfen. Al benimkini o zaman. Hayır, ben kendim yapmak istiyorum. Anladım. Peki bir düşüneyim. Oo, peki şu kurabiye kalıplarına ne dersin? Küçük bir patates alıp üstüne bu kurabiye kalıbını bastırıyoruz. İşte bu kadar. Hey Alex, şuna bir bak. Hadi ama baba, patates mi? Anlamadın ki olayı sen. Bununla baskı yapacağız şimdi. Ne peki? Kırmızı lütfen. Şimdi de bunu kağıda mı basıyorum yani? Evet, kesinlikle öyle. Pekala, işte başlıyorum. Bak işe yarıyor. Babacığım sen bir dahisin. Hayır, asıl sen müthişsin. Çok etkileyici. O zaman görüşürüz. Benim kalbimden seninkine. Gerçekten mi? Bayıldım buna. Keşke ben de böyle hızlı dönebilseydim. Bak. Bir saniye. Emily bak şuna. Hey. Bir saniye. Neye bakıyorsun öyle? Muhteşem. Bunu görmen lazım. Peki. Nerede ki? Müthiş. Çok uzakları görebiliyorum. İnanılmaz bir şey. Burası uzay resmen. Kendimi bir anda çok küçük hissettim. Aynen öyle. Çok güzel değil mi? Hayatın anlamı ne acaba? Bir dakika. Buldum. Bu duygularımızı sanat yoluyla ifade edeceğiz. Hazır mısın ufaklık? O zaman dönmeye başla. Vay canına. Altında çok değişik bir desen bırakıyor. Müthiş bir şey. İnanılmaz değil mi? Çok güzel. Sanki dünya dışı bir şeymiş gibi bak. Kesinlikle öyle. Ben ne yapsam acaba? En iyisi ben de kendi eserimi oluşturayım. Çizimimize küçük sevimli bir Satürn'le başlıyoruz. Benim en sevdiğim gezegen Satürn. Buraya da ayımızı çizelim. Aysız uzay olmaz elbette. Şimdi de sıra yıldızlarda. Galaksiler arasında bu yıldızlar aydınlatıyor. Vay canına, işte benim küçük galaksim. Burası tozlu mu ne? Öpçüm! Uf! Ağlaması mürekkep yayılmış. Sorun nedir? Derin nefes alıp ver. Bir dakika. Bir fikrim var. Havadaki nemi kendi avantajıma kullanacağım. İşte buraları biraz gri renkle puslandıralım. Bak her şey bir araya geliyor, görüyor musun? Ve tamam hepsi. Şuna bir bak. Bravo. Sağ ol, çok naziksin. Bence ikisi de çok güzel oldu. İşte dans dediğin budur. Şu figürlere bak. Salla kolları. Evet, aynen öyle yapıyoruz. Göster kendini. Balıklara bayılırım. Aslında bende tam ona göre bir şey var. Hazır mısın? Bir saniye. Neredeyse buldum. İşte. Ne? Bu değil. Bir dakika. Bu buraya nasıl girmiş? Çok tuhaf gerçekten. İşte burada. Ben hiç anlamadım. Bu bir olta şapşal şey. Ve şimdi bekliyoruz. Olay bu mu yani? Bir dakika.
Bir şey tuttum sanırım. Yok, bir şey gelmemiş. Ha? O da ne? Ha, yok artık. Var artık. Üstelik gelen de kocaman bir şey. Oo, çok iğrenç görünüyor ama. Yaşasın. Aha. Aa, sen benimsin artık. Ne yapsam bunun acaba? Yalnız bu şey çok pis kokuyor. Çok iğrenç. Şu işi halledeyim hemen. Bu işe yarar umarım. Ah, böyle çok daha iyi. Artık çizime başlayabiliriz. Önce çevresini çizmekle başlıyoruz. Neredeyse bitirdim. Neyse ki hiç hareket etmiyor. Ne çok pulu var bu balığın. Bir türlü bitmiyor. İşte oldu. Hey, balığıma bir bak. Ne var yani? Sanki kendisi daha iyisini yapabilirdi. Aa, demek öyle. O zaman ustayı izle, öğren. Bunun için o kokmuş balığa da gerek yok. Neyse ki ne çizeceğimi iyi biliyorum. Ne muhteşem bir pembe tonu bu böyle. Şimdi detaylara geçiyoruz. Buraya gözünü çiziyoruz. Sanırım artık ne olduğunu anladın. Evet, gördüğün gibi bu bir balık. Yani kusursuz bir balık. Bu da ne? Evet, bunlara ihtiyacım vardı. Rengi de çok güzelmiş. İyi ki elimde bir sürü var. İşte böyle. Çok güzel oluyor. İşte bitti. Hey Emily. Bunu sen mi yaptın? Bu gördüğüm en muhteşem balık olabilir. Öyle mi? Teşekkürler. Bu benim balığıma göre çok daha güzel oldu. İşte dediğim gibi. Aynen popumun üstüne düştüm. Görmen lazımdı. Ve sonra ayağa kalktım tabii. Gözlerini kapat. Ne? Hadi kapa şu gözlerini. Peki. Harika. Şimdi gözlerini kapalı tut. Ve şimdi de aç. Peki. Pembe demek. Evet. Beğenmedin mi? Üzgünüm. Hayır. Bu harika bir renk. Tamam. Teşekkürler. Of, olamaz. Bunu hemen halletmem lazım. Beni maalesef hiç tanımıyor. Gerçi o kadar da kötü değil. Hey, şunun gölgesine bak. Sanırım bu gölgeyle çizim yapabilirim. Tüm yapmam gereken çevresini dikkatlice çizmek. Bence bu pembe çiçekten çok daha güzel olacak. Şunun yapraklarına bak. Çok güzel oluyor. İlginç. Bak, bu çiçekten bir sürü yaptım. Gölgeler sayesinde bir bahçem oldu resmen. Bence çok güzel oldu böyle. Ama daha işimiz bitmedi. Şekillerin içini doldurmamız lazım. Bence siyah çiçeğimize çok yakışacak. Neyse ki gazlı kalemin bolca mürekkebi var. Çünkü şu an bir sürü siyah mürekkebe ihtiyacım var. İşte bu da sonuncusu. Bence çok güzel olacak. Pekala. İşte bitirdim. Sence de muhteşem olmamış mı? Çok güzel. Hadi al. Teşekkür ederim. Hey Justin. Sana verdiğim çiçeğe ne oldu? Onu merak etme sen. Onun yerine bunu yaptım bak. Cool. Muhteşem bir şey. Teşekkür ederim. Bana bir anda ilham geldi. Ve tek ihtiyacım olan şey de bu. Hadi o zaman parti başlasın. İlk olarak kusursuz bir daireye ihtiyacımız var. İyi ki elimizde bu kapak var. Bunu kendi kendime asla çözemezdim. İşte oldu. Şimdi bunu ikiye bölüp kapağın içine oturtuyoruz. Bak, şu an elimde iki yarım var. Ama hepsi bu değil.
Emily. Ve ben de ona dedim ki. Hey, Emily. Telefonunu bana ver. Peki, al hadi. İşte başlıyoruz. Çok iyi değil mi? Hiçbir şey anlamadım ben. Işıklar sönsün lütfen. Vay canına, bu çok harika. Bütün bu gösteri içecek kapağı sayesinde mi oluyor? Hoşuna gideceğini biliyordum. Çok eğlenceli doğrusu. Bu tiyoları kendin denemek ister miydin? Bu videomuzu elleri becerikli arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Kızlar, çok komiksin. Dikkatinizi bana verir misiniz? Böyle daha iyi. Şimdi hadi devam edelim. Bu E ne demek? Eşek mi? Ah, buldum. Bir dakika. Ah, pardon. Durabilir misin? Pardon. Of ya. E ile ne başlar? Bunlar da ne? Hapşul! İyi misin? Alerjin tuttu sanırım ha. Belki de. Ha, bir dakika, buldum. Harika olacak. Parmak çıtlatmak mı? Oo, bu kızın çıkardığı sesler bitmiyor. Hey, kollarımı kıpırdatamıyorum. Bunu bana kim yaptı? Oh, nihayet odaklanabiliyorum. Bir E harfi yapayım. Ama hadi işleri bir üst seviyeye taşıyalım. Bak, daha güzel olmadı mı? Sanki üç boyutlu gibi oldu. Ve bitti. Bir dakika. Eva'yı tamamen unuttum. Sanırım dikkatim biraz dağıldı. İşte. Zaman kaybettim ama kazara oldu. Hemen başlayayım bari. Öf, hiçbir şey çizecek zamanım kalmadı. Çok yazık. Kate, niye onu Eva'ya vermiyorsun? Bir sanat eseriyle ilgilenir misin? Israr ediyorum. Peki o zaman. Ben bunun olacağı belliydi. Neyse. Hey Kate, neden bunu paylaşmıyoruz? Şimdi kim kazandı? Bu çok güzel kızlar. Ay ne hoş. Bir kez daha çevirmeye hazır mısınız? Oo, merdiven çıktı bakın. Bu ilginç olabilir. Sadece şu lazım. Kate, cetvelimi kullanamıyor muyum? Sorun değil. Of ya, merdivene benzer bir şeyler çizebilirim herhalde. Acaba Kate ne çiziyor? Oh, bu şaka mı? Kesinlikle bundan daha iyisini yapabilirim. Ve burada bütün olay açıların sihrinde. Ve tabii birkaç dikkatlice yerleştirilmiş çizgide. Kalemleri bırakın hanımlar. Ne düşünüyorsunuz? Ay. Neyse. Ya benimki? Bittiğinden emin değilim. Haklısınız. İkiye katlamalıyım. Katladım. Ve böylece üç boyutlu hale geldi. Evet. Ay canına. Şimdi bakalım ne kadar sağlamlarmış. Ha? Orada çok fazla rüzgar var ama. Ay canı yanmıştır. Bakalım seninki dayanacak mı? Hey, başarıyor. Aferin Eva. İkiniz de çok başarılıydınız. Teşekkürler.
Ve verdiğiniz büyük emeğin karşılığı olarak bunları kazandınız. Peri kanatları. Bende de var. Çok güzeller. Artık sanatın değerini biliyoruz. Ne dersin, bir resim yarışmasını kazanabilir miydin? Neden birkaç arkadaşını toplayıp denemiyorsun? Bunu yaparken peri gibi giyinip giyinmemek sana kalmış. Eğlenceden asla geri kalmamak için kanalımıza abone ol. Vay, resim güzelmiş. Biraz daha mavi katayım. Yardım edeyim mi? Ben de evi boyarım. Oo, iyi fikir baba. Neler oluyor? Oo, bana da yer açın. Hey, ne yapıyorsun? Bu ev turuncu değil ki. Öyle. Dur sana. Anne, baba, resmi mahvediyorsunuz. Peki, yet artık. Gel bakalım. Gücün bu kadarcık mı? Daha hiçbir şey görmedin. Ah, ne oldu? Neredeyiz biz? Bakın ne yaptınız. Resmi berbat oldu. Ah, sorun yok, endişelenme. Durumu düzeltmemiz lazım. Ben biraz ilham arıyorum. Acıkmaya başladım. Aa, tabii ya. Hep hazırlıklı gelirim. Şaka mı bu? Ne? Yemek istiyorum. Hep mideni düşünüyorsun ya. Anne, bir şey yap. Ah, üzgünüm tatlım. Hemen hallediyorum. Mükemmeliyet aceleye gelmez. Of, çok sıkıldım. Bu hiç adil değil ama. Acele edebilir misin? Emma üzülüyor. Ver şunu. Kendi pirincini bul. Hayır. Bak ne yaptın. Daha sonra konuşacağız. Pirinç her yere dağıldı. Ha, dur biraz. Aklıma bir fikir geldi. Bir bardak suya birkaç damla gıda boyası katalım. Sonra da karıştıralım. Şimdi de pirinç girsin. Ardından tutkal lazım. Tutkalı resmime sürelim. Yalnızca çimenli alanlara sürelim. Sonra da pirincimiz gelsin. Pirinci tutkalın üstüne serpelim. Resmin farklı yerlerine farklı renkte pirinçler kullanılabilir. Pirincin fazlasını üfleyerek uzaklaştıralım. Vay, yenilebilecek kadar güzel duruyor. Ne düşünüyorsun Emma? Bayıldım anne. Peki ya sen baba? Ha, bir şey mi söyledin Emma? Ne, neler oluyor? Yapacak bir tek şey var. Ailem için neler yapıyorum ya. Babam çok şapşal duruyor. Henüz işim bitmedi. Biraz da kağıt lazım. Şuna bak. Kendi portremi yaptım. Harikaymış ama bu tür annem kazandı. Teşekkürler tatlım. Artık odanı temizlemesen de olur. Hey, çok eğlenceli. Oh, bu da ne? Şuna baksana. Emma, bırak onu. Nanik. Küçük hanım, hemen duruyorsun. Beni dinliyor musun? Amanın, gözü yine şu garip dikli şey yapıyor. Başımız belada. Sakin ol, şunu al. Ver şunu. Gerginliğimin eridiğini hissedebiliyorum. Daha iyiyim. Beni anlıyorsun canım. Dur biraz, bunu kullanabilirim. Önce bir ağaç çizelim. Doğayı sevmeliyiz. Bu siyah kalem de dallar ve gövde için ideal. Güzel görünüyor. Şimdi de baloncuklu naylondan biraz alıp boyaya batıralım. Pembe ve beyaz karıştıralım. Resmin üzerine bastıralım. Yaprak görünümü veriyor. Güzel çiçekler açan bir ağaç oldu. Beğendin mi Emma? Ah, tersmiş. Vay anne, müthiş olmuş. Hey, ben de bunu kullanabilirim. Ne yapacağımı biliyorum. Nasıl görünüyorum? Beni övmenize gerek yok. Sanat eseriyim ben. Ciddi misin? Harika olmuş baba. Kazanansa annem. Yine mi? Vay, gurur duydum. Cidden mi? Dur da şu baloncuklarını patlatayım. Bu koku da ne? Ay, iğrenç kokuyor. Şu taraftan geliyor. Koku güçleniyor. Ay, bilmem gerekirdi. Ne oldu? Bu benim doğal kokum. Harika kokuyor.
sorunu çözeceğim. Kullan şunu bolca. Peki. Hiç değilse kokun azalsın. Teşekkürler. Tanıştığımız gece gibi oldu. O gecede kişisel hijyenin pek iyi değildi. Ah, çok romantikti. Öpücük ver. Sanki hayır diyebilirim de. Ay, çok iğrençsiniz. Ha? Selam tatlım. Pardon. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika, sanırım bir fikrim var. Dinle canım. Ne yapıyorlar bunlar? Anladın mı? İşe koyulalım. Önce deodorant kısmını alıyoruz. Aynen şöyle. Şimdi de kutusunu boyayla dolduruyoruz. Sonra ruloyu yerine koyuyoruz. Kağıda bastırdığımızda da boya çıkıyor. Tıpkı bir fırça gibi. Üstelik resim yapmak için harika. Şuna bak. Resmen çerçevelemelik. Şuna bak, harika olmuş. Ortak işimiz diyelim. Oturma odasını asabiliriz. Ninemin fotoğraflarının yerine olur. Çok ayıp. Berabersiniz. Tebrik ediyorum. Küçük bir öpücüğü hak ettik. Ay, çok uykum geldi. Emma, alo. Annem işte. Gözlerimi şöyle bir kapatacağım. Bak, dilimle burnuma dokunabiliyorum. Vay, ne yetenek ama. Peki bunu yapabilir misin? Gözüm üstünde. Aman ana, pembe yakışmış. Kendimi capcanlı hissediyorum. Güzelmiş. Harika baba. Biraz sessiz ol lütfen. Güzellik okuma yatmam lazım. İşe yarar sanmıştım ya. Elimizden geleni yaptık. Oh, gölge oyunlarına ne dersin? Gölge oyunu mu? Epey etkileyici değil mi? Neden bunu baştan yapmadın ki? Ah, çok eğlenceliymiş. Gölge oyunu numarasını yaptın ha. O kadar da zor durmuyor. Oh, bir fikrim var. Elimi kağıda koyacağım. Sonra etrafını çizeceğim. Şimdi de ince detayları yapalım. Yani gözler gibi. Bir ejderha olacak. Ama henüz bitmedi. Biraz daha renklendirmeliyim. Alevlerini de unutmamalıyım. Şuna bakın. Vay! Beğeneceğini biliyordum. Ben de balona tasarımı deneyeceğim. Köpek yaptım. Hey, uzak dur. Kaç, kaç. Ne şovdu ama. İkiniz de kazandınız. Bak ya. Müthiş. Saçlarımın çok güzel olmasını istiyorum. Buldum. Yakala. Bunlarla ne yapmamız gerekiyor ki? Buldum. Şu kalemleri kullanabilirim. Ve şu tokalardan birini. Sanırım işe yarayacak. Tokayı iki kalemin üstüne saralım. Sağlam olmasına dikkat etmeliyim. Sonra diğer ucuna bir kalem daha takalım. Tam da istediğim gibi. Bir kalemi şu cupcake resminin üstüne koyalım. Ve dış hatlarını çizelim. İkinci kalem de bir kopyasını çıkaracak. Şuna bak. Şimdi de boyayalım. Çizgilerden taşırmadan yapmalıyız. Harika görünecek. Tamamdır. Bitirdim. Beğendin mi? Bu benim. Bir de ben bakayım. Vay, epey akıllıcaymış. Acaba ben ne yapsam? Kalemleri bir araya getirip mancınık yapacağım. Al sana. Dikkat et, dursana. Başım dönüyor. Biraz hak ettin aslında. İyi atış baba. Burada net bir kazanan var. Çok tatlısın canım. Neredeyim ben? Ah, seni şakacı seni. Aa, pastel boyalar güzelmiş. Al bakalım anne. Güzel atış, yakaladım. Çok kolaymış. Tüh, biraz fazla heyecan yapmışım. Hepsi kırıldı. Onlarla iyi şanslar. Sorun değil, tutkalım var. Böyle işlerin ustasıyım. Hepsi yeni gibi olacak. Hadi deneyelim. Oo, bu hiç olmamış gibi davranalım.
Endişelenme, yedek bir planım var. Şunu kullanabilirim. Şaka değil mi bu? Bu işe yaramaz ki baba. Ha, işliyse deniyorum. Geri yapacak tek bir şey kaldı. Tatlım, balyozu yere bırak. Ne yaptığımı biliyorum canım. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Boya parçalarını şu kelebek kalıbına dökelim. Sonra da üstüne plastik bir yaprak koyalım. Şimdi de biraz stres atalım. Sanat budur ya. Bunu daha sonra konuşacağız. Kendi işime odaklanıyorum. Hiç de fena olmadı. Benimki de bitti. Kalıbı kaldırmam gerekiyor. Güzel görünüyor. Bunu beğendin mi? Yoksa karpuzumu mu? Oh, zor seçim. Berabersiniz. Peki, kabul. Aferin. Bu benim sınav kağıdım mı? İyi geçtiğini biliyordum. Annem benimle gurur duyacak. Mezuniyet konuşmasını yapacak kişi ben olduğumda da öyle olacak. Ha? Olamaz. Yandım ben. Şuna bak. Bu ne demek biliyor musun? Ayakkabıları sahneyi kirletmiş. Çok bilmiş. Evet, bu gerçekten kötü. Ah, olamaz. İnsan çalışmasının karşılığını alıyor. Ya seninki nasıl? Bir saniye. Kırık aldığımı ona söyleyemem. Ama tabii, işte budur. Sadece biraz hayal gücü gerekli. F'nin üstüne bir bant yapıştır. İyice düzelene kadar bastır. Sonra bantı hızlıca çek. Ve şimdi bu F'yi düzeltelim. Böyle daha iyi. Bunu göstermekten korkmam. Hey, ne? Ben de A aldım bak. Aa, ne güzel. Mezuniyet konuşmasını ikimiz yaparız. Affedersin, sen Jennifer misin? Tutuklusun. Ah, yalan söylememem gerektiğini biliyordum. Tekrar değiştirmeliyim. Tekrar merhaba aptal F. Ucuz kurtuldum. Çok yorgunum. Ah, uyandım. Ne? Jennifer çok rahat görünüyor. Niye benim aklıma gelmedi ki bu? Ah, ne güzel. Ay! Bu da neydi? Bu kaktüs tam bir tuzak. Ay! Fena acıdı. Nihayet biraz dinlenebilir miyim? Usta dur. Ah. Oh, hala rahatsız. Ah. Sakin olmalıyım. Bu bütün serçeleri çıkarır. İçinde bunca şeyin olduğunu bilmiyordum. Oh. Ay, boş çantada iyi olmuyor. Uyansana Jennifer. Ha? Ne? Onun nasıl o kadar yumuşak olmasını sağladın? Ah, anladım canım. Burada yastık var. Ne şeker değil mi? Ama bacağı yaralı. Dolgu malzemesi için teşekkürler. Yastık bir poşet al. Ve çıkan dolgu malzemesini buna doldur. Ve tamamen dolunca poşeti kapat. Benimkini alabilirsin. Yumuşacık. Nihayet rahat edebileceğim. Oh, bu çok güzel. Şaka mı bu? Uyku buraya kadarmış. Ah, yeterince hızlı yazamıyorum. Umarım mürekkebim bitmez. Orada ne oluyor? Sıra sende Jen. Ben kazanıyorum. Yavaş ol bakalım. Ah, kendilerini kurnaz sanıyorlar. Bu beyne benzemiyor. Neredeyse kazanıyordum.
buldum. Ve bunlara nöron diyoruz. Bende bir tane daha var. Öyle mi? Dünkü çocuk değiliz biz de küçük hanım. Oh! Merak etme, bir planım var. Dada! Yok artık. Sadece not almak için. Kalem hazır. Ataşlarım. Ben de bunlardan olduğunu unutmuşum. İşime yarayabilirler. Bu defteri görüyor musun? Biraz renkli bant al ve şuraya uzun bir parça yapıştır. Ucuna gelince kes. Ve hop. Şimdi bir XOX tahtası elde edene kadar birkaç bant daha ekle. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Ama olmaz. Öğretmen hayatta fark etmez. Kalem bile lazım değil. Bu daha iyice. Kırmızı maviye karşı. Ben kazandım. Kızlar, çabuk ol. Doğal davran. Oyun yok dedim. Dediğim gibi. Güzel. Yeter ama. Ne bu ikinizin oyun takıntısı? Ne oyunu öğretmenim? Ha, nihayet oyundan vazgeçtiniz demek. Aa, çok da kolay kandırdık ha. Ama günün en sevdiğim dersi. Kendimi Picasso gibi hissediyorum. Vay, Jennifer çok iyi. Benim unicornum çok kötü görünüyor. Bunu yapmayı nereden biliyor? Neredeyse sayfadan fırlayacak. Benimkine tam tersi. Yetenek fışkırıyor. Belki de giydiği sanatçı kıyafetleriyle ilgilidir. Ben de yapabilirim. Bak. Nasıl görünüyorum? Daha iyi yapabiliyor muyum? Sanırım hayır. Bütün sanatsal sihri o kapmış. Aslında ben de iki elimi birden kullanabilirim. Hadi parti başlasın. Sınırların içinde kalmak niye bu kadar zor? İşe yaramıyor. Korkuncum. Vazgeçtim. Ama tabii. Şu keçeli kalemlere bak. Renkler birbirine karışmış. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. İki renkte keçeli kalem al. Uçları birbirine değince renkleri karışır. Bak, maviyle nasıl karışıyor. Acaba hangi renk ortaya çıkacak? Şimdi şunu test edelim. Şu karışmış renklere bak. Üstelik sadece tek keçeli kalem yeter. Turuncu olan iyi görünüyor. Şimdi kim yetenekli sanatçıymış bakalım. Hiç bunun gibi bir şey gördün mü? İşte bitti. Şu güzelliğe bak. Vay canına. Bu gerçekten benzersiz. Biliyorum. Teşekkürler. Hadi başarabilirsin. Bu çok siniri bozucu. Umarım doğru cevap vermişindir. Elimden gelenin en iyisi bu. Nasıl yaptım acaba? Ben kimi kandırıyorum, yanlış değil mi? Neden bu kadar uğraşıyorum ki zaten? Çok zor. İzleyin ve öğrenin inekler. Sadece bunu yapmanız gerekiyor. Dede, biliyorum. Çok zekiyim. Nasıl? Buna inanamıyorum. Yaşasın. Özgürlük. Kevin'in öğretmenin sandalyesine osuruk yastığını koyduğuna inanamıyorum. Sen Kevin'den hoşlanıyorsun nene. Hey, saçımı çekmeyi kes. Dur. Sana bir şey göstermem lazım. Bu benim yeni arkadaşım. Oo, çok sevimli görünüyor. Ama sen de şuna bir bak. Ha? Oyuncak ayıma ne olmuş? Aa, olamaz. Kalemlerim akmış. Çok kötü olmuş. Annem çok kızacak. Ver şunu bana.
Büyük hayal kırıklığına uğradım. Artık yeter. Çık git bu evden hemen. Yaptıklarınla ailemizi çok utandırdın. Ben şimdi ne yapacağım? Artık hayatım böyle benim. Evim barkım yok. Tek başıma bir yolun başındayım. Ve karşımda dev bir ayı var. Belki bana sarılmak istiyordur. Belki de istemiyordur. Ayı resmen beni yiyecek. Bunun olmasına izin veremem. Sanırım bir fikrim var. Bu cips kutusuna tutkal sürüp çevresinde böyle bir şekil oluşturuyoruz ve açık bir kısım bırakıyoruz. Sonra açık kısma bir fermuar yerleştiriyoruz. İşte bu senin yeni kalem kutun. Bu benim mi? Müthiş bir şey. Vay canına, kullanmak için sabırsızlanıyorum. Benim kalemlerim nerede? Hepsi sığdı, süper. Sen harika bir arkadaşsın Mickey. Öyleyim değil mi? Üstelik alçak gönüllü biriyim. Dikkatinizi verin çocuklar, bugün sınav günü. Bu seferki sınavı özellikle zor hazırladım. Tamam, işte ilk sorunuz. Hangisi alkalin çözeltisidir? Bu mu yoksa bu mu? Ben biliyorum. Mavi olan. Sen ne diyorsun Stacy? Hemfikir misin? Emin değilim. Bu konuyu daha önce işlemiştik, bilmen lazım. Şuradaki dağınıklığa bak. Bunu şu an yapmak... Ha? Peki. Başka bir şey deneyelim. Bu kimdir? Ben biliyorum. Yine. Bu komik saçları olan biri. Teknik olarak doğru cevap verdin. Her şeyi biliyor. Bu nedir? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Bu bir beher kabı. Yine bildin Mickey. Teşekkürler. Bunu kim çözebilir? Zor bir soru bu. İnanılmaz. Her yer pislik içinde. Şunu kullanmayı unutmayın. Bir dakika. Bunu gördünüz değil mi? Her neyse. 4 seçeneğiniz var. Çok zor. Benim için değil. Bütün soruları nasıl biliyor? Yani bu kadar zeki olamaz değil mi? Etkilendim Mickey. Kopya falan çekiyor olmalı. Yardımcı olabilir miyim? Biri tahtaya bir şeyler karalamış. Şimdi bunu yepyeni hale getireceğim. Hey, sen ne yapıyorsun? Kes şunu. Bizi mi bırak? Ciddiyim hanımefendi. Tam fırsatı. Yalnız biraz yardım almam lazım. Teknolojinin hastasıyım. Nerede kalmıştık Stacy? Sen kopya mı çekiyorsun? Ben mi? Asla. Peki. Şşt, Stacy, telefonunu bana ver. Çabuk, öğretmen görmesin. Teşekkürler. İşte bir sonraki soru. Nasıl yardımcı olacağımı biliyorum. Kılıfın kenarına böyle tutkal sürüyoruz. Bunun yanına bir sıra daha sürüyoruz. Sonra buraya bir kalem yapıştırıyoruz. Kılıfın tamamında aynı şeyi yapıyoruz. Bunun sayesinde telefonu gizliyoruz. İşte bütün sorunlarının çözümü burada. Pekala, kim buna cevap verebileceğini düşünüyor? Peki o nedir? Bu mu? Bunlar benim kalemlerim. Peki o zaman. Hadi al şunu. Vay canına. Teşekkürler. Bunu hemen şuraya koyayım. Artık bütün cevaplar parmaklarımın ucunda. Hadi ama bütün gün bekleyemem. Hangisi? Bu inanılmaz. Buldum. Cevap bu. Çok iyi. Teşekkürler Mickey. Hepinizin sınava hazırlıklı olması lazım. Ders kitaplarım yanımda olduğu sürece hiç sorun yok. İçeceği denedin mi? Çok iyiymiş gerçekten. Sanırım hazırım. Her şeyin üstünden geçtim. Sadece sakin olmam gerekiyor. Aklımı kullandığımda kesin A aldım demektir. Yok, bu yetmez. Daha fazla içmem lazım. Pekala çocuklar, işte sınavınız. Sanırım gerçekten oluyor. Süreniz şimdi başladı. Hadi bakalım. Kitaplarımızı kullanabiliyor olmamız çok iyi. Bu işimizi kolaylaştıracak. Nerede bu? Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Oyun zamanı. Hadi başlayalım. Çok kolay olacak. Stres yapmaya gerek yok. Zaman tükeniyor. Bulamıyorum. Çok kolay bu. Sıradaki soru ne? İçerisi çok mu sıcak oldu? Hiç iyi gitmiyor. Sınava hazırlandığını sanıyordum. Şşt,
konsantre olmaya çalışıyorum. Hızlanmanız lazım. Zaman daralıyor. Çok az kaldı. Artık bitirmeniz gerekiyor. Kesin iyi not alacağım. Oh. Hey, aklındaki nedir senin? Biraz evvel kitabını kafama çarptım ve canım yandı. Bir saniye. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Bu Mickey'nin kafama kitaplarını atmasını önleyecek. Birkaç renkli pipeti ısı geçirmeyen kağıdın üstüne koyuyoruz. Sonra kağıdın üstünden ütüyle geçiyoruz. Bu sayede pipetleri yakmadan eritmiş oluyoruz. Şimdi pipetin ucuna bir delik açıyoruz. Bu ipliği delikten geçiriyoruz. Ve ipe bir düğüm atıyoruz. Bu Mickey'nin çok işine yarayacak. Hey! Ne var? Vay canına, süper! Artık cevapları bulmak çok kolay. Tam ihtiyacım olan şey. Tamam. Zaman doldu. Verin bakalım kağıtlarınızı. Başardım. Yaşasın. Çok rahatladım. Evet. Geldim işte. Bir dansa ne dersin? La la la. Hadi bakalım. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Her zaman hayranlarımı ayıracak zamanım vardır. Unutmayın, sadece nakit ve altın kabul ediyorum. Şimdi yok olun. Amigo kızı olmak zorlu bir iş. Ama bu kadar güzel görünmek benim için çok kolay. Şimdi biraz makyaj tazeleyelim. Merhaba Stacy, imzanı alabilir miyim? Ben senin sıkı bir hayranınım. Mickey'ye en iyi dileklerini yazar mısın? Saçında bir şey var. Bu oraya nasıl gelmiş ki? İğrenç. Aman tanrım, çok utanç verici. Stacy, çok üzgünüm. Bir dakika, bir fikrim var. Bu kalentıraş çöpünü kalp şeklindeki kalıbın içine koyuyoruz. Üstüne birkaç tane daha ekliyoruz. Sonra bunun da üstüne epoksi reçine döküyoruz. Kurumasını bekliyoruz. Şimdi kalıptan çıkarıyoruz. Ve üst kısmına küpe kancası takıyoruz. İşte size el yapımı harika bir takı. Vay canına, çok güzel oldular. Stacy, geri gel. Sana bir şey vermek istiyorum. Küpeler mi? Benim mi bunlar? Vay canına, bayıldım. Gözlerine de çok yakıştı. Sana bir çeki düzen vermemize ne dersin? Neler oluyor? Kendimi çok canlı hissediyorum. Biraz da başım dönüyor. Hadi gel, beraber takılalım. Bir dakika. Böyle çok daha iyi. Vay canına, her şey bulandı. Tüh, bu benim hatam. Hadi ver elini bana. Vay canına, bu çok eğlenceli. Tekrar yapmak istiyorum. İşte geliyor. Oh, şuna bak. İnanılmaz oldu. Sen ne yapıyorsun? Ben de denemek istiyorum. Yok, yapma. Ama peki o zaman. Kes şunu. Hey, saçıma sıkma. Al bakalım. Elinden gelenin en iyisi bu mu yani? Kes şunu. Bir dakika. Neredeyiz biz? Buraya bakın. Sanat yarışması zamanı. Ne güzel çiçekler. Doğanın mucizeleri. Bak, çok güzel bir kelebek. Nereye gidiyor bu? Çok zarif bir böcek. Biz ne yapıyoruz peki? Tüh, ne şapşalım. Bir saniye. Sizden kelebek çizmenizi istiyorum. Peki, bunu yapabilirim. Bir düşüneyim. Çok da zor olmamalı. Tamam, hadi başlayalım o zaman. Resim malzemelerimi çıkarayım en iyisi. İşte ihtiyacım olan her şey burada. Bu fırçayı kullanacağım. Birazdan çok çok güzel bir kelebek çizeceğim. Biraz bekleyin. Gördüğünüz şey aklınızı başınızdan alacak. Önce bir tarafını boyuyoruz. Merhaba. İnanılmaz güzel. Olamaz resmim. Resmimi mahvettim. Hepsi kelebeğin suçu. Bir saniye. Sanırım bunu düzeltebilirim. Camın üstüne boyayı döküp süngerle yayıyoruz. Boya her yerde aynı kalınlıkta olmalı. Camı tamamen boyayla kaplıyorum. Sonra bir pamuklu çubuk alıp buraya bir kelebeği çiziyoruz. Harika oluyor. Şimdi bunun üstüne kağıt koyup hafifçe bastırıyoruz. Sonra kağıdı yavaşça kaldırıyoruz. Vay canına, süper oldu. Düşündüğümden daha da iyi. Çok yetenekliyim. Hiç böyle bir kelebek görmemiştim. Wow. Müthiş. Bunu sen mi yaptın? Benim de güzel bir şeyler yapmam lazım. Burada kullanabileceğim bir şeyler olmalı. İçinde bir sürü ıvır zıvır var sadece. Büyük hayal kırıklığı. Bir saniye. Buldum. Bu sayfayı katlıyoruz ve sonra kesmeye başlıyoruz. Hiç acele etmeden. Kağıda kanat şekli veriyoruz. Aynen böyle.
Kağıdı açtığımızda karşımıza bir kelebek çıkıyor. Ama daha işimiz bitmedi. Siyah bir kalemle kenarları boyuyoruz. Şimdi süslemeye başlayabiliriz. Kanatları için böyle bir desen çiziyoruz. Ana hatları tamamdır. Şimdi biraz renk katmanın zamanı geldi. Pembe bence harika olacak. Şimdi bunu bir kenara bırakıp bir çengelli iğnenin ucunu böyle büküyoruz. Vay canına, bayağı güç gerektiren bir şey. Ucunu hafifçe geriye doğru büküyoruz. İşte tam istediğim gibi oldu. İğnenin etrafına bir lastik bant doluyoruz ve bantı sıkıca çekiyoruz. Güzel oldu. Sonra bu ataşı alıyoruz ve açarak düz tel haline getiriyoruz. Teli elimizden geldiğince düzeltiyoruz. Şimdi teli lastik bantın içinden geçirip ortasından büküyoruz. Süper oldu. Sonra teli çengelli iğnenin ucundan geçirip iki ucunu yana açıyoruz. Bu kelebeğin anteni oluyor. Artık buna kelebeğin kanatlarını takabiliriz. Ama en iyi kısmı bu değil. Kelebeğin alt kısmını böyle döndürüyoruz. Burayı bıraktığımızda kelebek uçacak. Vay canına, çok havalı. Bu şu ana kadar yaptığım en harika şey oldu. Ne? Bunu nasıl yaptın? İnanılmaz değil mi? Aa, bana geri geldi. Beni çok sevmiş olmalı. Ne kazandı? Gerçekten ben yaşasın. Ah, bu haksızlık ama. Sulu bir ananas. Tadı çok güzel. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Aa, siz hala buradasınız demek. İşte bir sonraki göreviniz. Ah, bu benim için çok kolay olacak. Yalnızca ne kullanacağımı karar vermem gerekiyor. Zor bir karar. Bilemiyorum. Sanki beni kızdırmak için yapıyor. Karnım çok acıktı. Keşke yanımda lezzetli bir atıştırmalığım olsaydı. Bir saniye, bir fikrim var. Çantamda hala öğle yemeğinden kalma bir şeyler vardı. Nefis bir portakal. Çok iyi. Şimdi bunu mideye indireceğim. Ağzım sulandı resmen. Neyse, hepsini ağzıma atacağım. Oo, çok iyi geldi gerçekten. En iyi sınıfta atıştırmalık yok. Ama siz ananas yiyordunuz. Olamaz, kabukları kaldı. Neyse, bunları çöp atayım. Bir saniye. Bu aklıma bir fikir getirdi. Portakal kabuklarını kullanabilirim. Bu şişe kapağını alıp kabuğun üstüne bastırarak küçük daireler yapacağım. Kapağı aynı kurabiye kalıpları gibi kullanıyoruz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Fon kağıdından bir daire kesip üstüne bir oval çiziyoruz. Sonra bu yeşil fon kağıdını yırtıyoruz. Bunu yapmak insanı çok rahatlatıyor. Kağıttan küçük şeritler kopartıyoruz. Sanırım bu kadarı yeterli. Şimdi bunları alttaki çembere ovalin üst kısmına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi portakal kabuklarını alıp ovalin içine yerleştiriyoruz. Kabukları bu şekilde dizip altlı üstlü şekilde yerleştiriyoruz. Bu desen harika bir efekt yaratacak. Bu kadar yeterli. İşte çok lezzetli görünen bir ananasımız oldu. Bitirdin mi hemen? Çok güzel oldu bence. Şuna bir bak. Demek olay bu, öyle mi? Onun kazanmasına izin veremem. Bir dakika, harika bir fikrim var. Bandı siyah bir tuvalin üstüne yapıştırıp üst kısmını boş bırakıyoruz. Şimdi altın rengi boyaya ihtiyacımız var. Benim pahalı zevklerim vardır. Bantların arasındaki boşlukları boyuyoruz ama hepsini değil. Boşlukları oval şekilde boyuyoruz, sonra bantları dikkatlice yerinden çıkarıyoruz. Aksi halde boyalar yayılabilir. Vay canına, çok harika görünüyor. Şimdi yeşil renkli boyaya geçiyoruz. Bu boyayla yaprakları yapıyoruz. Ananasımızın üst kısmı oluyor. Şuna bir bak. Artık alkışlayabilirsiniz. İşte karşınızda bir başyapıt. Güzel olmuş Betty. Bilmediğim bir şey söyle lütfen. Sanırım çok yetenekliyim. Artık gerisi öğrenmene kaldı. İlginç. İkiniz de kazandınız. Ben kazandım, yaşasın. Hayır, ikimiz de kazandık. Dünyanın en güzel kuşu kimmiş bakalım? Sensin elbet. Bir dakika, seni oradan çıkaralım. Hadi uç mene kuşum. Çok güzel değil mi? Vay canına. Burasının vahşi yaşam sınıfı olduğunu bilmiyordum. Bana bir anda ilham geldi. Umarım hakkını verebilirim. Ne? Of, hadi ama. Herkes başımıza eleştirmen kesildi. Bu çok komik. Bir dakika. Şaka yapıyorsun herhalde. Aptal kuş. Kuş belli ki son modayla pek ilgilenmiyor. Temizleyin şunu üstünden. Hey, sanat yarışması zamanı. Öğretmen nereye gitti ki? Biz de mi gitsek acaba? Evet, olabilir. Bir dakika, orada kimse var mı? Bir dakika, neredeyim ben? Biraz kestiriyordum da. Gözlerim bir anda kapanmış. Sizi bekliyoruz. Ne? Yarışma tabii. İşte size yeni göreviniz. Bu zor olabilir. Ne yapsam acaba? Buldum.
Hey, ne yapıyorsun sen? Benim araştırma yapmam lazım. Birazdan dönerim. Görüşürüz. İşte buradan başlayabilirim. Şu an hiçbir şey yok. Bir dakika. İşte ben de bunu arıyordum. Kocaman bir örümcek ağ. Üstelik mükemmel durumda. Artık işe girişsem iyi olur. Bütün günü burada geçiremem. Şimdi bu yapıştırıcıyı alıp ağın üstüne sıkıyoruz. Ama bir şeye daha ihtiyacımız var. Yapıştırıcıyı siyah fon kağıdın üstüne sıkıp iyice yapışkan hale getiriyoruz. Bu kadar yeter. Umarım işe yarar. Kağıdı ağın üstüne koyup onun da üstüne bu çerçeveyi yerleştiriyoruz. Şimdi çerçeveyi çekiyoruz. Vay canına, müthiş oldu. Öğretmen buna bayılacak. Bu iş neden bu kadar zor ki? Ben geldim. Ne diyorsunuz? Bu gerçek örümcek ağ. Neyse ki alırken etrafta hiç örümcek yoktu. Bunu nasıl yapmış ki? Ah, şimdi görürsün sen. Bir yeri aramam lazım. Alo, acil bir durum var. Hanımefendi, bu sizin için. Şef bunu özellikle sizin için yaptı. Şaka mı bu şimdi? Her şeyi açıklamak zorunda mıyım? Yiyin hadi sadece. Anlamıştım zaten. Neden öyle söylemedin? Muzla başlayacağım. Çok lezzetli. Çok taze. Çok güzeldi. Benim yeni bir işe ihtiyacım var. Bu tabağı kullanabilirim. Çatalın tersiyle böyle çizmeye başlıyoruz. Tabağa bir şekil veriyoruz. Bu işimizi görür. Şimdi siyah boyaya ihtiyacımız var. Tabağı böylece boyuyoruz. Çizdiklerimiz ortaya çıkıyor. İşte şimdi bir örümcek tabağına benziyor. Tada! Biliyorum. Bence de harika oldu. Kimin en iyi olduğunu birazdan öğreneceğiz. Zor bir seçim. Ama bu turu en iyi kazanıyor. Yaşasın, bu benim zafer dansım. Çok iyi oldu. İşte bir sonraki göreviniz. Şimdi nefis bir doldurma çiziyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Bu kitap çok ilginçmiş. Beni duydunuz mu? Hadi başlayın. Hadi başlayalım bari. Yapacak daha önemli işlerim var benim. Hey, ne yapıyorsun? Pardon, özür dilerim. Çöpe at gitsin. Ne? Yok artık. Ben senin uşan değilim. Bir dakika. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bir parça kartonu dondurma şeklinde kesiyorum. Ama şimdi bunu ayrıntılarda eklememiz gerekiyor. Külah ile başlıyorum. Bunu yapmak çok kolay oldu. Sonra makyaj pamuklarını yapıştırıp kat kat yapıyoruz. Ama biraz fazla vanilyalı oldu. Bunun için dondurmamıza biraz renk katıyoruz. Pamukların üstüne sulu boya damlatıp farklı renkler kullanıyoruz. Sonra üstüne bunları serpiştiriyoruz. Bunları kağıt parçalarından yaptım. Tamam, bence oldu artık. Çok gerçekçi görünüyor. Çok da lezzetli. Çok güzel olmuş değil mi? Çok iyi olmuş gerçekten. Ama ben daha iyisini yapabilirim. Keşke şu an biraz dondurma olsa. Gösteri zamanı. Uşağım. Bu daha önce hiç olmamıştı. Bana mı haykırdınız hanımefendi? Hadi sene. Yerini hemen birini bulabileceğimi unutma. Tabii ki hanımefendi. Burada neler varmış bakalım. Mafa mı? İşte bununla çalışabilirim. Yalnız birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Altına birkaç kesik atıp bir üçgen oluşturuyoruz. Sonra ortasından kesiyoruz. İşte waffle'dan küçük bir üçgenimiz oldu. Üçgeni bir tepsiye koyup bir muz parçası ekliyoruz. Bu bizim dondurmamız oluyor. Dilimleri üst üste koyup çilek parçalarını ve tabii ki minik şekerlemeleri ekliyoruz. Ne güzel rengarenk oldu. Ama daha işimiz bitmedi. Yanına bol bol sulu çileklerle nefis yaban versinlerini ve son olarak çilek şurubunu ekliyoruz. Öğretmen buna bayılacak. Kokusunu alınca kendinden geçecek. İşte şimdi bekliyoruz. Güzel bir şeyler kokuyor. Hem de çok güzel. Yarışmaya dönelim. Kazanan çok belli. Betty kazanıyor. Nanik. Bence benimki daha güzel oldu. Ne yaratıcı bir yarışmaydı değil mi? Umarız yarışmamız kendi şaheserini yaratman için sana ilham vermiştir. Ama sence en başarılı kimdi? Annie mi, Betty mi? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma.